Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli Radyo Denge dinleyicilere hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyoruz. Evet, bölgemizde özellikle Orta Doğu bölgesinde sürekli işgaller, sömürüler, katliamlar, cinayetler ve birçok iç savaşlar olmakta. Maalesef bölgemiz hiçbir zaman huzuru bulamamakta. Bugün Libya'yı konuşacağız. Değerli abim Ali Kaçar abimizle birlikte olacağız. Ali abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ona razı olsun. Ali abi ben öncelikle giriş sorusu olarak sizden Libya'nın birazcık coğrafi konumundan bahsedip daha sonra geçmişiyle ilgili özellikle bilgi vermenizi, geçmişiyle bilgi verirken de Ömer Muhtar'a değinmeden geçmenin uygun olmayacağını düşünüyorum. Ömer Muhtar'dan da bize bilgiler aktarırsanız sevinirim. Buyurunuz Ali abi. Evet, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başta da söylediğiniz gibi gerçekten bu bölge sadece belirli bir süredir devam ede gelen olayların yaşandığı bir bölge değil. Bu 1916 yılında Sykes-Picot Antlaşması ile birlikte, belki daha eskilere gitmek gerekiyor ama özellikle Orta Doğu'nun bu şekilde şekillenmesi 1916 yılında Sykes-Picot Antlaşması ile gerçekleştiriliyor. Yani o dönemde dönemin iki süper ülkesinden biri olan Fransa, diğeri İngiltere, Britanya İmparatorluğu. Bunların iki dışişleri bakanlarının adıyla anılan bir antlaşmadır bu aynı zamanda Sykes-Picot diye. O dönemde bugün Orta Doğu'nun birbiriyle problemli olan sınırların belirlenmesi, bazı yerlerin de cetvelle çizilerek sınırlar belirlenmesi o dönemde başlamıştır. Ve dolayısıyla o dönemden itibaren de yeni devletçiklerin kurulduğunu bir bir, yani Irak'ın, Ürdün'ün, Suriye'nin bulunduğu topraklar normalde Bilad-i Şam olarak biliniyordu. Lübnan dahil, işte Ürdün'ün bir kısmı dahil. Yani bu yönüyle Türkiye diye bir devlet zaten o dönemlerde yoktu Osmanlı'nın. Şeydi yani kısacası 1916 Sykes-Picot ki zaman zaman 100. yılında özellikle 2016'da çokça gündeme gelen bir antlaşmaydı bu. İşte bugün yaşadığımız sıkıntılar bilinçli olarak o dönemlerde özellikle mesela Irak'la Kuveyt arasında, Suriye ile Lübnan arasında, Suriye ile Türkiye arasında, yani nereye bakarsanız bakın mutlaka iki devlet arasında kurulan yeni devletçikler arasında sınırda istedikleri zaman kaşınmak suretiyle problem çıkarabilecekleri şekilde sınırlar çizilmiş, sınırlar belirlenmiş. İşte bu çerçevede olan ülkelerden, devletlerinden birisi de Libya'dır. Libya belki Orta Doğu dan öte Afrika bölgesine giren, Afrika kıtasına giren, Kuzey Afrika olarak bilinen bir yerdir. Burası bir kere dünyanın en kaliteli petrollerinin bulunduğu yer olarak belirtilir. Yani diğer yerlerde de petrol vardır ama bu yönüyle en kaliteli petrol ve dünyada Afrika'da birincidir, dünyada da 9. bazılarına göre de 8. sırada yer alan bir devlettir. Yüz ölçüm bakımından Afrika'nın 4 ülkesinden sonra en büyük yüz ölçümüne sahip olan bir ülkedir. Yani bunun aşağı yukarı 1.759.540 kilometre şeyi olan bir yerdir. Ve dolayısıyla böyle büyük bir yerin %90'ını aşağı yukarı çöldür. Yani böyle çok az bir tarafı kullanılabilecek bir halde olan bir yerdir. Afrika'nın yani bir tarafında işte güneyinde hem Çad vardır hem Nijer vardır. Güneydoğusunda Sudan, doğusunda Mısır ve yine batısında Cezayir ve aynı zamanda Tunus vardır güneybatısında. Böyle bu ülkelerle de çevrelenmiş ve gerçekten biraz önce söylediğim gibi Akdeniz'e açılan özellikle bugün emperyal devletlerin en çok önem verdikleri şeylerden bir tanesi petrol ise ama diğeri de bu kanalla Libya üzerinden Afrika ülkelerine girebilmektir. Afrika'ya açılan bir kapıdır. Bu yönüyle de yine çok önemli bir yerdir. Yani nüfusu 2010'da 6.000-7.000'e yakındır. Daha sonra yapılan bir istatistikte de 7 milyon küsur civarında olduğu söylenir nüfusu. Bunun %97'si Müslümandır. Genellikle Araplar ve Berberiler olarak bilinir. Ana dili Arapçadır. Aynı zamanda emperyal devletlerin işgallerinden dolayı hem İngilizce hem de İtalyancanın da orada konuşulduğu söylenir. Zaten biraz sonra belki biraz tarihi bilgilere girince özellikle Mussolini'den sonra tam anlamıyla kültürel emperyalizm dediğimiz bir emperyalizmin çok rahat bir şekilde uygulandığı ve dolayısıyla ülkeyi kendi güdümlerine aldığı bir yerdir Libya bu yönüyle. Tarım çok az yapılıyor tarım. Aşağı yukarı yüz ölçümün %1'i oranında bir tarım yapılıyor. Nüfusunun aşağı yukarı %90 kısmı sahil bölgelerinde yaşıyor.
Çöl kısmına çok az nüfus vardır. Çünkü genellikle çöl olan bir yerdir orası. Genellikle de yetişen hurma, tütün, portakal, zeytin, hayvancılık olarak da deve, keçi ve koyun ilgilendir, uğraşılır. Bu anlamda bir yapısı vardır. Biraz önce söylediğimiz gibi petrol 1959'da ilk olarak bulunur. O zamana kadar bölgenin ya da Afrika'nın en fakir ülkelerinden birisidir. Genellikle belki biraz sonra değineceğiz ama bağımsızlık 1951'de kazandıktan sonra gerek İngiltere ve gerekse Amerika tarafından üsler alınır orada. Yani bir takım yerlerde kendilerine askeri ve ekonomik anlamda üsler verilir. Ve bu üslerin karşılığında almış oldukları paralarla ülke kendi geçimini sağlamaya çalışır. Ama 1959'da petrol bulunduktan sonra özellikle 1961'den itibaren de ihraç etmeye başlar. Ve gerçekten çok kısa bir süre içerisinde Libya petrol noktasında, ekonomi noktasında, gelir noktasında çok güçlü bir konuma geldiğini görüyoruz o dönemde. Yani bu yönüyle, coğrafi yönüne baktığımızda yani gerçekten çok önemli bir konuma, stratejik konumu olan bir yerdir. Ve onun için de gerek petrol noktasında ve gerekse de Afrika açılan kapı olma noktasında belki bir üçüncü şık olarak da onu da yeri yerinde değineceğiz. Kaddafi'nin 69'da darbe yaptıktan sonra çeşitli ülkelere aktardığı fonları vardır. Yani özellikle İngiltere, Belçika ve Malta'da ve daha değişik ülkelerde böyle milyarlarca, sayısı miktarı bilinmeyecek derecede milyarlarca dolar ve avroluk fonları vardır. Bu fonlar dondurulduğu için dolayısıyla bu fonların kullanılımı şu an Trablus hükümetine aittir. Bugün Hafter'in, Rusya'nın, Fransa'nın ve diğer ülkelerin özellikle sadece petrol değil, elbette petrol çok önemlidir ama aynı zamanda bu fonlarla ilgili olarak da bu fonları ele geçirme, kullanma anlamında da çok yoğun bir gayret gösterdiklerini görüyoruz. Sadece bir ülkede 68 küsür milyar dolar parasının olduğu söyleniyor sadece bir ülkede. Yani diğer ülkelerde ne kadar var bunun miktarı çok fazla bilinmiyor. Mesela Kaddafi'nin akrabaları yani Kaddafi devrildikten sonra Malta'da bu anlamda mahkemelik oluyorlar, mahkeme veriyorlar. Malta buna izin vermiyor ve dolayısıyla oradaki parayı onlara mahkeme kanalıyla vermemesi için de mahkemeyi iptal ediyor ve bu anlamda mahkemenin olmasını da engellemiş oluyor. Coğrafi olarak belki söylenecek kısa şey budur ama tarihi olarak da gerçekten çok uzun bir geçmişi olan bir yerdir. Yani bizim açımızda önemli olan kısım şudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Amr bin As radıyallahu anh'ın komutanlığında fethedilen bir yerdir. 642'li yıllarda miladi ve bu dönemden itibaren artık Libya Müslümanların kontrolünde. İşte Emeviler, daha sonra Abbasiler, Fatimiler gibi bir takım böyle şeylerin yoğun olarak bulundukları ülkede muvahitlerin bulundukları ya da egemenlik kurdukları bir yerdir. Özellikle emperyal o dönemde dönemin emperyal ülkelerinden süper ülkelerinden birisi olan İspanyollar ve özellikle de Endülüs'te taş üzerine bırakmadıkları bir zamandan sonra Kuzey Afrika'ya doğru yönelmişler ve bu dönemde özellikle burayı işgal etmek suretiyle buraları ele geçirmişler. Zaman zaman buralara ilişkin olarak mesela Barbaros Hayrettin Paşa döneminde burası tekrar ele geçiriliyor ama kısa bir süre sonra burası tekrar İspanyollar tarafından ele geçirilmek suretiyle Malta Şövalyelerine teslim ediliyor. Aslında Osmanlı o dönemde kendiliğine girmiyor oraya. Yani 1510'lu yıllarda 1509, 10, 11'li yıllarda heyetler haline geliyorlar. Bizi İspanyollardan kurtarın diye heyetler gönderiyorlar. Bu heyetlerin üzerine işte şeyler gidiyor Osmanlı, Barbaros'u gönderiyor önce. Ve daha sonra da 1551'de Turgut Reis ve Kaptan Derya Sinan Paşaların oralara gitmesi suretiyle 1551'de Osmanlı'ya bağlandığını görüyoruz. Aşağı yukarı Osmanlı'nın egemenliğinde 360 sene kalıyor. Yani bu süre içerisinde özellikle 1700'lü yıllardan itibaren yani Osmanlı'nın gittikçe zayıflamaya başladığı, gücünü kaybetmeye başladığı o dönemlerden itibaren zaman zaman oraya gönderilen valiler kanalıyla da bir takım böyle kendi başlarına hareket eden ve dolayısıyla kendi egemenliklerini kurmaya çalışan valilerin o dönemlerde olduklarını görüyoruz. Ama en istikrarlı dönem Osmanlı döneminde bir istikrarlı bir dönem yaşamıştır Libya. Ve daha sonraki dönemlerde zaten sürekli işgaller, istilalar bu yönde çok yoğun olarak devam ettiğini görüyoruz. İşte Osmanlı'nın özellikle Tanzimat, ondan sonra ıslahat fermanı ve daha sonra da özellikle
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ile birlikte Osmanlı'nın özellikle bu ülkelerde, yani biraz kendisine uzak olan yerlerde gücünün azalmaya başladığı ve dolayısıyla o dönemin sömürgeci ülkelerini, ki bunların işte İngiltere vardır, Fransa vardır, bunlar yoğun bir şekilde Afrika'da Osmanlı'nın egemen olduğu yerlerde, ki bunlar işte bir tarafta Fas vardır, Cezayir vardır, Tunus vardır ve bunlara yönelik olarak mesela Fransız buraları işgal ediyor. İngiltere'de Mısır işgal ediyor. Üçüncü bir ülke olarak da İtalya çıkıyor o dönemde. İtalya'nın o dönemde saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. Önce Trablusgarp'a giriyorlar ama bütün bu uğraşlara rağmen, belki çok kısaca olsa değiniriz, Senusu hareketi vardır. O dönemde tarikatının geliştirmiş olduğu, 1800'lü yıllardan itibaren var olan bir tarikattır. Gerçekten Afrika'da çok yoğun bir şekilde hem tebliğ, davet çalışmaları yapmıştır. Ama aynı zamanda sadece İtalya'da değil, daha önce Cezayir'de ve diğer yerlerde de Fransızlara karşı yoğun bir şekilde savaşmıştır ve onlarla mücadele etmiştir. İşte 1911-12'li yıllara geldiğimizde artık İtalya tarafından buralar işgal ediliyor. Bu işgale karşı hem Osmanlı ama aynı zamanda Senusi tarikatı kendi bütün elemanlarını Osmanlı'nın emrine vermek suretiyle İtalya'ya karşı yoğun bir savaş veriyorlar ve çok zorlanıyor İtalya. Sadece sahile girebiliyor. Yani sahil kentlerine bazı yerleri işgal edebiliyor ama diğer yerlere nüfuz edemiyor. Ancak 1912'de Balkan Savaşı da başlayınca Osmanlı her iki tarafta, her iki cephede savaşma durumu söz konusu olmadığı için aslında Osmanlı dememek gerekiyor. İttihat ve Terakki o dönemde var zaten. İttihat ve Terakki'nin 1909'dan itibaren geldikten sonra zaten Osmanlı yavaş yavaş hem toprak kaybına hem de kan kaybına başladığı bir dönemdir 1909'lardan itibaren. İşte 1911 Trablusgarp, 1912 Balkan Savaşları ve Osmanlı ya da İttihat ve Terakki her iki tarafla savaşamayacağı için İtalya ile bir anlaşma yapıyor 15 Ekim 1912'de Uşi Antlaşması. Bu antlaşma gereği Trablusgarp'tan çekileceklerini ama bunun karşılığında İtalya'nın işgal etmiş olduğu 12 adayı tekrar İttihat ve Terakki'ye vermeleri şartıyla konuşuyorlar. Ancak Osmanlı burada çekiliyor. İttihat ve Terakki çekiliyor. Bazı komutanları bırakıyor orada. Yani bütünüyle çekilmiyor. Ama İtalya'nın söz vermiş olduğu o 12 ada İttihat ve Terakki'ye de verilmemiş oluyor. Bu dönemde Senussi hareketi vardır. Ve gerçekten yoğun bir şekilde bir mücadelesi vardır. Senussi. Girelim değil mi Senussi hareketine de? Kısaca girelim. Ali abi bir de şunu rica edeyim sizden. Bir tarikat dediniz. Birazcık böyle bizden farklı, yani bizim Türkiye'deki tarikatlardan farklı bir algıları, anlayışları var. Daha çok mücadele ruhu olan. Oralarda birazcık açmanızı rica edeceğim Ali abi. Yani tabii yani ben Türkiye'dekilerle mukayese etmiyorum. Yani mesela Fransızlara karşı Abdülkadir el-Sufi var o dönemde ve Senussi hareketi var. Ve gerçekten Kuzey Afrika incelendiği zaman bunlar mesela ilk olarak zaten 1837 yılında bunların başında Şeyh Ahmet bin Ali Es-Senussi vardır. Bu Mekke'de bulunur o dönemlerde. Fakat orada davet ve tebliğ çalışmalarını çok fazla yapamadığı için çöl ortamında Libya tarafına geçer. Orada özellikle böyle yol kenarlarında, daha doğrusu duraklarda, yani hacıların haca gittikleri zaman ya da yolcuların ya da ticaret amacıyla çıkanların gidecekleri yol güzergahlarında tekkeler kurarlar, zaviyeler kurarlar ve İslam'ı tebliğ ederler. Yani bunların en temel şeyleri İslam'ı anlatmaktır, Kur'an'ı anlatmaktır. Elbette ki bir takım şeyleri vardır ama netice itibariyle bunların o dönemde ortaya koymuş oldukları bu mücadele gerçekten sıradan bir mücadele değildir. Ömer Muhtar bunlardan bir tanesidir işte. Yani Senussi tarikatına mensup olan birisidir ve gerçekten Ömer Muhtar'ın ortaya koymuş olduğu mücadele bu yönüyle sıradan bir mücadele değildir. Yani 1860 doğumludur Ömer Muhtar. Küçük yaşlardan itibaren bu Senussi hareketi medreselerinden eğitim gören ve orada yetişen birisidir. İşte belirli bir yaşa geldiği zaman özellikle Çat'ta Fransızlara karşı verilen mücadeleye katılan birisidir. Tabii 1911'de İtalya, Trablusgarp oraları işgal ettiği zaman bu mücadeleye katılır. Aynı zamanda şeye de katılır. Birinci Dünya Savaşı'nda da yine bu savaşın içerisinde de yer alır. Tam 22 yıl süren bir mücadelesi vardır Ömer Muhtar'ın ve bu 22 yani 1860-1931'de idam edilir.
1931'e kadar o yaşlı haliyle 74 yaşında idam edilir. O yaşlı haliyle gerçekten sadece İtalya'ya değil ve özellikle İtalya ile birlikte o dönemde emperyal amaçlı bu Afrika ülkelerine, özellikle de Kuzey Afrika'ya gelen bütün ülkeler açısından da onlara ders verecek tarzda bir mücadele ortaya koymuştur. Tabii Ömer Muhtar, yani bizim açımızdan, Türkiye açısından, Türkiye Müslümanları açısından gerçekten böyle sadece bir yönüyle örnek alınan birisi değildir. Bütün yönleriyle örnek alınan birisidir. Kendisi bir öğretmendir netice itibariyle. Mesleği Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimler konusunda eğitim, öğretmenlik yapan birisidir. Ama savaş çıktığı zaman, özellikle işgal hareketi başladığı zaman bu konuda çok yoğun olarak bir mücadele verdiğini görüyoruz. Bu tabii özellikle bu bahsettiğim Senussi hareketinin başında özellikle önce işte biraz önce söylediğimiz Muhammed Ali Es-Senussi vardır. Onun oğlu Muhammed Mehdi Es-Senussi vardır. O küçük yaşlarda ölür. Bunun oğlu daha sonra 1950'lerden itibaren Libya'da kraldır. İdris Es-Senussi olarak. Ama bu yaşı küçük olduğu için 11 yaşındayken babası ölür. Bunun yerine bugün milli mücadelede de Türkiye'ye gelen Ahmet Enes Senussi, Mustafa Kemal'le o dönemlerde görüşürler. Ve özellikle milli mücadeleye yardımcı olmak amacıyla da Türkiye'de kalır. Türkiye geldiği zaman yerine geçici olarak İdris'i bırakır yerine. Ama artık Türkiye'de ben milli mücadelede benim katkım olur düşüncesiyle Türkiye'de kalır ve onun yerine de artık Senussi hareketinin başına da İdris Es-Senussi geçer. İdris başa geçtiği zaman 1920'li yıllarda tabii o dönemde çok savaşma taraftar olan birisi değildir İdris Es-Senussi. Anlaşmaya çalışır. Mesela Mısır'a gider, orada İngilizlerle özellikle İtalya'nın çıkarılması için İngilizlerle anlaşmaya çalışır. İngilizler şu şartı koşarlar: Osmanlıları bize teslim ederseniz, Osmanlı komutanlarına. Hayır der. Bunu teslim etmedikleri için işgalci İtalyanlarla anlaşır. Onlarla bir anlaşma yapar. Ömer Muhtar bunu duyduğu zaman Mısır'a gider. Bu anlaşmanın olmaması noktasında ısrarcı olur. Ancak İdris Es-Senussi gücü yetmediğinden dolayı bunu kabul etmez. Fakat orada bulunan İtalyan güçleri Ömer Muhtar'a yüklü bir şekilde rüşvet teklif ederler. Hiçbirisini kabul etmez, gelir. Ondan sonra asıl mücadele 22-23'lerden itibaren başladığını görüyoruz. Bu dönemde de aslında Mussolini gelmiştir. Yani faşist lider, biliyorsunuz İtalya'da, yani o dönemde zaten 3 tane, bir Franco vardır İspanya'da, İtalya'da Mussolini vardır, Almanya'da Hitler vardır. Ve 1920'lerden itibaren ve özellikle de 30'lardan itibaren dünyanın başına 2. Dünya Savaşı'nın açılmasının ya da başlamasının ya da bu şekilde milyonlarca insan ölmesinin nedenlerinden birisi bunlar ise, diğeri de elbette ki o dönemde İngiltere'dir, Fransa'dır ve çok böyle içine girmese de ama daha sonra pastada en büyük payı alan Amerika'dır ve aynı zamanda Sovyetler Birliği'dir. Gerek Stalin dönemi, gerek daha sonraki dönem. Bu yönüyle baktığımızda Ömer Muhtar gerçekten çok yoğun bir mücadelenin içerisine o dönemlerde girdiğini görüyoruz. Ömer Muhtar'ı engellemek için özellikle İtalya çok yoğun bir şekilde değişik planlar yaparlar. Yani rüşvet teklif ederler, kabul edilmez. Onun için Ömer Muhtar'la ve aynı zamanda Ömer Muhtar taraftarı olan işte savaşçılarla, mücahitlerle halkın arasını açmak için böyle on binlerce ifade edilebilecek rakamlarla kamplar oluştururlar. Oraya hayvanlarıyla birlikte, ki orada ölen insanların sayısı on binlerce insandır açlıktan ve susuzluktan. Filminde hatırlarsınız, Ömer Muhtar filminde özellikle o kamp esnasında, kampın bulunduğu yerde Ömer Muhtar idam edilir. Böyle 20 bin civarında insanın görebilecekleri şekilde. Buradaki amaç aslında tabii şeydir, korku vermektir, gözdağı vermektir. O kampları hatırlarsanız, aslında çöl ortamında düşünün o kampların ya da birçok imkandan yoksun olan o ortamda çoluk çocuk binlerce insan, hatta 100 bin civarında insanın oralarda ve o kadar ona yakın da hayvanların bulunduğu kampların oluşturulduğunu o dönemlerde görüyoruz. Tabii sadece bunlarla yetinmiyorlar. Aynı zamanda İtalya elindeki bütün silahlarla, yani uçaklarıyla, tanklarıyla, zırhlı araçlarıyla Ömer Muhtar'ı ve dolayısıyla Libya'da başlayan bu kıyamı, bu şeyi ortadan kaldırmak için ellerine geldiği kadar gayret gösteriyorlar. Bununla yetinmiyorlar. Şeyh Muhtar'ın en yakın arkadaşları konumda olan insanları da devreye sokmak suretiyle bunu da yaptıklarını görüyoruz. Hatta
tek imkan ya da yardım gelebilecek Mısır sınırıdır. Mısır sınırına 270 kilometre uzunlukta, 2 metre yükseklikte, 3 metre eninde şey örüyorlar, tel örgü çekiyorlar. Yani böyle ve böylece bu şey de kapanmış oluyor. Yani onlara gelebilecek, gerek yiyecek anlamda, gerek diğer anlamdaki yardımların da tamamen önü kesilmiş oluyor bu yönüyle. Tabii Ömer Muhtar bir taraftan da bakıyor ki en yakındaki arkadaşları, can ciğer arkadaşları, kardeşleri bir bir şehit düşüyor. Ama buna rağmen teslim olmuyor, teslim olmayı düşünmüyor. Bir mezarı ziyaret ederlerken 11 Eylül 1931 yılında arkadaşlarıyla birlikte sahabeden Seyit Rafi'nin kabrini ziyaret ederlerken orada etrafı çevriliyor. Tabii yine bir takım böyle rüşvet alınan insanların satın alınmasıyla yapılan ihbar neticesinde etrafı çevriliyor. Gerçekleştirilen çatışmada yaralı olarak ele geçiriliyor. Bu mahkemesinde şöyle diyor, savcı kendisine diyor, kime karşı savaştın diyor, Ömer Muhtar İtalyan hükümetine karşı savaştım diyor. Yani sözünü eğmeden, bükmeden çok açık olarak İtalyan hükümetine karşı. Kaç muharebede bulundun diyor savcı. Ömer Muhtar, birçoğunda tam olarak sayısını bilemem. Bizzat katılmadıklarımda ise benim emrimle hareket yapılmıştır diyor. Yine soruyor savcı, Teğmen Beati'nin öldürülmesi emrini sen mi verdin? Ömer Muhtar, tutsak edilmişti. Bir gün ben yokken İtalyan birlikleri bizimkilere çok yaklaşmış. Bunun üzerine savaş hali bu ya, onu öldürmüşler. Savcı yine soruyor, bütün tutsak düşürdüklerinizin öldürülmesi emrini verdin mi? Hayır, ben öyle bir emir vermedim diyor. Yine savcı soruyor, bir yerin bir mevki ismini söylüyor, Kasr-ı Beni Kadem mevkiinde telefon hatlarını tamir edenlerin öldürülmesi ve İtalyan birliklerine karşı akınların yapılması emrini sen mi verdin diye sorduğunda Ömer Muhtar, evet bu emirleri ben verdim diyor. Ardında diyor ki işte senin idamına karar verildi diyor. Ve çok ilginç şöyle bir karşılık veriyor. Yani Ömer Muhtar'ı biraz Ömer Muhtar yapan, bizimle şu an ve değişik zamanlarda gerek idam günü dolayısıyla yapılan bir takım etkinliklerde de dile gelmesine vesile olan elbette ki cesaretidir ve İslam için vermiş olduğu mücadeledir. Diyor ki, hüküm ve karar yalnız Allah'ındır diyor. Sizin bu sahte ve uydurma hükmünüzün hiçbir geçerliliği yoktur. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun diyor. Şimdi gerçekten bu yönüyle Ömer Muhtar sadece cephedeyken dik durmamış. İşgalci kafirlerin eline geçtiği zaman da, idam edilme kararı verildiği zaman da bu dik duruşunu devam ettirdiğini görüyoruz. Muhammed Esed anlatıyor bu Mekke'ye giden yol adlı kitabında. İki gece Ömer Muhtar'la beraber kaldığını söylüyor ve onunla ilgili olarak şöyle söylüyor. Benim için İslam bir yoldu. Üzerinde sonsuza kadar yürünecek bir yol. Bir son ya da bir durak değil. Ve Ömer Muhtar'ın mücahitleri de tıpkı 13 yüzyıl önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabilerinin yaptığı gibi özgürlük tutkusuyla canlarını ortaya koyarak işte bu yolu yürümeye çalışıyorlardı. Onlara bu çetin ve zorlu mücadelelerine yardım etmek, sonucu ne olursa olsun benim için bir görev, namaz gibi terk edilmez bir ibadet diyor Muhammed Esed. Şimdi tabii böyle bir şey, yani özellikle Mussolini'nin göndermiş olduğu birçok vali bunun döneminde hiç başarılı olamamışlar Ömer Muhtar'a karşı. Ama daha sonra özellikle Ömer Muhtar filminde de görüldüğü gibi o gelen o vali gerçekten çok vahşi bir şekilde binlerce insanı katlederek, öldürerek, kamplar kurarak ve onların üzerine sivil yerlere, hastaların bulunduğu yerlere gerçekten uçaklardan, tanklardan atılan bombalar neticesinde böyle bir katliam gerçekleştirdiğini görüyoruz Ömer Muhtar'a karşı. İşte şey böyledir. Yani oradaki mücadele, elbette ki Ömer Muhtar'ın bu şekilde katledilmesi, şehit edilmesi, İtalya'nın orada bu anlamda biraz daha güçlenmesine ve dolayısıyla işgali en azında biraz daha yer etmesine neden olduğunu görüyoruz. Ama bu dönemde özellikle Mussolini'nin uyguladığı çok ilginç şeyler var. Bilmiyorum buralara değineyim mi, değinmeyeyim mi bilmiyorum. Önemli Ali abi, buyurun lütfen değinin. Yani süremiz var. Önemli çünkü verdiğiniz bilgiler çok değerli bilgiler abi, buyurunuz. Şimdi burada tabii özellikle bu dönemde Ömer Muhtar'a dönük olarak yapılan ya da
Daha sonra yani mesela bütün şeyleri Libyalıları genellikle çok böyle verimli olan topraklardan sürüyorlar. Toprak verimsiz olan topraklara yönelik olarak sürüyorlar. Ve bu yönleriyle baktığımızda gerçekten orada artık o insanların böyle hayatlarını devam ettirebilecek imkanlarının çok az olmasına rağmen oralara sürgün edildiklerini görüyoruz. Fakat buna rağmen hiçbir zaman için bu şeylerinden vazgeçmediklerini görüyoruz bu şeylerin, Libyalıların o dönemde. Ve daha sonra da sadece bununla yetinilmiyor. Onlara dönük olarak işte o kamplarla birlikte ama aynı zamanda da şunu çok rahat bir şekilde Mussolini yapıyor. Çünkü çok zalim ve gaddardır. Yani mesela Habeşistan'a karşı Libyalı askerleri kullanıyor. Yani kendi güdümüne aldığı, kendi şeyine aldığı Habeşlilere karşı. 1936 ve 37'de Habeşistan işgaline başlıyor İtalya. Bu sefer oraya Libyalılara götürüyor ama Libya işgali esnasında da Habeşlilere getiriyor. Bunu biz Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle çeşitli halkı Müslüman olan ülkelerde getirilen askerlere o dönemdeki Britanya ya da işte İtalya, İngiltere'nin yani sanki kafirlere karşı savaşılıyormuş gibi Osmanlı askerlerini Müslümanlara karşı getiriyorlar. Ne zaman ki onların Müslüman olduklarını görüyorlar, ondan sonra bundan uzaklaştıklarını görüyoruz. Yine özel vatandaşlık veriyor. Özellikle Mussolini bir ara geliyor, 1939'u zannediyorum. Geliyor İtalya'yı ziyaret ediyor Libya'yı. Orada Habeşlilere karşı, Habeşistan işgalinde savaşan askerlere taltifte bulunuyor. Onlara ödüller veriyor. Ama aynı zamanda bir de özel vatandaşlık hakkı veriyor. Özel vatandaşlık hakkı diğer vatandaşlardan biraz daha ayrıdır. Yani bunlar bir kere bunun şartları vardır. Bir kere İtalyanca bilmesi gerekiyor. İtalya şeyini kabul etmiş olması gerekiyor. Ve onların yine kurmuş oldukları bir takım şeylerde de özellikle şeyi de yapıyorlar. Bu faşist bir takım birlikler kuruyorlar. O birliklerin içerisinde yer almaları gerekiyor. Bir de göçmen olarak getirdikleri İtalya'dan 100 bin civarında insan getirildiği söyleniyor. O verimli topraklara yerleştiriyorlar. Buralarda 25 hektar kadar bir yer veriyorlar her birine. Ama bunları birleştirmek suretiyle de şeyler kuruyorlar, birlikler oluşturuyorlar. O birliklerin orada depo oluşturuyorlar, kilise oluşturuyorlar, okul gibi bir takım şeyler yapıyorlar. Ama aynı zamanda orada İngilizce, İtalyanca da öğretiyorlar. Özellikle İtalyan gençlere dönük olarak vermiş oldukları bu eğitimde ortaokul seviyesine geldikleri zaman tasdikname veriyorlar ve dolayısıyla onları okuldan uzaklaştırıyorlar olgunlaştığı adı altında. Bakın 1951'de bağımsızlığına kavuştuğu zaman Libya'da bir tane mühendis, bir tane eczacı, bir tane diş hekimi, bir tane doktor bile yoktur. Ve hepsini cahilleştirmişler. Okutmuyorlar. Yani yani kendi şeylerini aldıkları, özel vatandaşlık verdikleri yerlerde bile onları belirli bir seviyeye gelmelerini engelliyorlar. Onun için gerçekten bu sadece belki İtalya'nın yaptığı şey değildir. Genellikle bütün emperyal ülkelerin işgal ettikleri hemen hemen her yerde aynı uygulamayı yaptıklarını görüyoruz. Yani bu yönüyle baktığımızda gerçekten yoğun bir şekilde bu anlamda orada insanları cahilleştirme ve dolayısıyla kendilerine muhtaç hale getirme noktasında bir gayretin içerisine girdiklerini görüyoruz o dönemle ilgili olarak. Şimdi bu süreçten sonra yani 1930'lardan sonra işte yavaş yavaş artık İkinci Dünya Savaşı'nın başlama dönemidir o dönemlerde. Çünkü bir tarafta Hitler, bir tarafta Mussolini, bir tarafta Franco ama bir taraftan da diğer ülkeler yani Birinci Dünya Savaşı'nda ülkelerin, devletlerin kendi aralarında savaşmayı engellemek için Cemiyet-i Akvam diye 1919'da kurulmuş ama netice itibariyle Cemiyet-i Akvam da o dönemde yine süper ülkelerin güdümünde olan bir kurumdur. Bugün de Birleşmiş Milletler'de olduğu gibi. Yani Birleşmiş Milletler nasıl bugün işte 5 ülkenin, 5 devletin güdümünde ise onların birilerinin veto etmesiyle 190 küsur ülke bile dese ki aksini söyleseler o kabul edilmiyor. O dönemde de Cemiyet-i Akvam bunu beceremedi. Yani ülkeler arasında çıkacak savaşı beceremedi. Bugün tıpkı Birleşmiş Milletler'in beceremediği, yapamadığı gibi. Şu an Birleşmiş Milletler aslında Trablus hükümetini ne yapıyor? Meşru hükümet olarak kabul ediyor. Evet. Ama Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nin üyelerinden olan Fransa ve Rusya kime yardım ediyor?
Darbeye cevap verelim diyor. Yani bakın, normalde olması gereken şey nedir? Şeyi hatırlayın. 1991 Ağustos ayında Kuveyt işgal edilmişti değil mi? Şey tarafından, Saddam tarafından. Ne dediler? Aslında bu Amerika'nın zımni anlamda izniyle yapılmıştı bu. O zaman ne dedi Birleşmiş Milletler, Amerika'nın güdümünde olan Birleşmiş Milletler? Oradan çık dedi, orada bırak dedi. Saddam çıkmadı. Ne yaptı? Bir ambargo uyguladılar. Ambargo rağmen çıkmadı. Hava sahasını kapattılar. Buna rağmen çıkmadı. Ondan sonra saldırdılar. Tam o dönemde çok kısa bir süre içerisinde mama bulamadıkları için, çocuk ilacı bulamadıkları için 500 bin çocuk vefat etti o dönemde. Şimdi bu şey yapılıyor, Irak'a yapılıyor. İsrail 1948'lerden beri Birleşmiş Milletler'in aldığı onlarca karar var. Bu kararların hiçbirisini uygulamıyor ama onlara Irak'a yapılan yapılmıyor. Aynı şekilde bugün Libya'da gerek Fransa gerekse Rusya ama aynı zamanda örtülü bir şekilde Amerika. Darbeci Hafter yardım ettikleri için Birleşmiş Milletler sadece meşru hükümet olarak gördüğü Trablus'u söylüyor. Başka bir şey de yapmıyor. Bu aslında bugün de tıpkı 1900'lü yıllarda nasıl Cemiyet-i Akvam o dönemde Fransa'nın ve İngiltere'nin güdümünde ise onlar ne demişse onu yapmışlardır. Aynı şekilde bugün de bu beşli çetenin güdümünde olan bir kurumdur ve dolayısıyla bu kurumda da çok fazla bir şey beklemek doğru değildir. Bu süreç İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı zaman artık İtalya'nın ve dolayısıyla İtalya işte birlikte olduğu o ittifak dediğimiz güçlerin yenildiği bir dönemdir artık o dönem. Böyle zayıfladığı ve güçlerini kaybettiği bir dönemdir. İşte bir taraftan Fransa, bir taraftan İngiltere. Aslında bunlar da güçlerini kaybetmişler ama netice itibariyle 1940'lı yıllardan itibaren, özellikle 43'ten itibaren işte İdris Senussi geliyor o dönemde bir şeyi başlatmak amacıyla geldiğini görüyoruz o dönemde. Ve gerek İngiltere'nin gerek Fransa'nın bastırması neticesinde artık İtalya yavaş yavaş burada çekilmeye başlıyor. 1947-49'lu yıllardan itibaren de artık orada hiçbir gücünün kalmadığı bir döneme ama o gidiyor, bu sefer yerine başka devletler geliyor. Birleşmiş Milletler bağımsızlık verileceğini söylüyor. Netice itibariyle 1951'de Libya'ya bağımsızlık veriliyor. Libya devleti olarak, krallığı olarak Birleşmiş Milletler'deki yerini almış oluyor ve o dönemde 1969'a kadar artık krallık dönemi başlıyor. Bilmiyorum buralar başka bir soru var mı şeyle ilgili olarak? Ali abi, burayla ilgili Allah razı olsun. Bir de Kaddafi dönemine girelim Ali abi isterseniz. Kaddafi dönemi ve sonrasında da zaten şu anki geldiğimiz noktadaki iç savaşa. Kaddafi de çünkü enteresan Arap sosyalizmi gibi bir takım yaklaşımları var. Buralara da değinirseniz sevineceğim Ali abi. Buyurunuz lütfen. Şimdi tabii krallık dönemi çok kısa olarak değinelim. Yani 1951'den itibaren İdris Senussi Libya'nın başına geçmiş oldu. Yani böyle pasif bir dış politika izledi. O dönemde biraz başta da biraz söyledim. İngiltere ve Amerika'ya bir takım üsler verdi bazı yerlerde. Bunun karşılığında aldığı parayla halkı geçinmeye başladı. Ama bir tarafta da Süveyş krizi çıktığı zaman Mısır o dönemde 1952'de Hür Subaylar darbesi oldu biliyorsunuz şeyde. Evet. Mısır'da yani Cemal Abdülnasır o dönemde geldi ve o dönem itibariyle artık Nasır o bölgede özellikle Arap ülkelerinde yarı ilah olarak kabul edilen birisiydi. Özellikle nasyonal sosyalist dediğimiz yani milliyetçilikle sosyalizmi birleştiren mesela Kaddafi babamdır diyor ona ve bütün Arap ülkeleri Araplar milliyetçilik yönüyle Nasır'a müthiş bir şekilde güvenen böyle bir yönü olan birisidir. İşte İdris Senussi özellikle bu dönemde Mısır'la birlikte hareket etmediği için Süveyş bir kere burada bir sıkıntı bu yönüyle yaşamış oldu. Ama Nasır'ın etkisiyle özellikle 59'dan itibaren petrolün çıkmasıyla artık yavaş yavaş bir takım huzursuzların, sıkıntıların o dönem itibariyle başladığını görüyoruz. Çünkü İdris Senussi dediğimiz gibi tamamen o dönemde Amerika'nın güdümünde bir politika izliyor ve onun dışına çıkmıyor. Özellikle 1967'de 6 gün savaşları vardı. 5 Haziran'da başlayan. Yani işte Doğu Kudüs'ün işgal edildiği, Mısır'ın o dönemde yenildiği, Batı Şeria'nın, işte Golan Tepelerinin, Sina Yarımadası'nın işgal edildiği savaştır. 6 gün içerisinde oldu bunlar. Bu sadece İsrail'in kendi gücüyle olan bir şey değildir. Ürdün kralı vardır o dönemde, Kral Hüseyin tam haindir. Zaten aile olarak haindir.
zaten aslında Doğu Kudüs, Batı Şeria aslında Ürdün'ün Ürdün'e Birleşmiş Milletler kararıyla bırakılan yerlerdir. Ama bu konuda hiç kılını dahi kıpırdatmamıştır. Aynı zamanda İdris es-Senussi'ye de bu yönde suçlama yapılmıştır o dönemde. Çünkü Amerika ve İngiltere üsleri vardır. Deniyor ki Siyonist İsrail'in pilotları oralarda eğitim gördü. Aynı zamanda orada kalkan uçaklar, çünkü bunlar Mısır sınırına çok yakın olan üslerde bulunuyorlar, Mısır'a saldırdı ve bu yönüyle de halkta bir infial o dönemde meydana geliyor. Ve zaten Muammer Kaddafi henüz daha 14 yaşındayken Nasır'ı tanımaya başlıyor ve Nasır'a karşı müthiş bir ilgisi var. Çünkü o da milliyetçilik yönü vardır, Arap milliyetçiliği yönü vardır. Okuldayken bu yönü vardır. Askeri okullara girdiği zaman da ilk girdiği günlerden itibaren Mısır'da 1952'de gerçekleştirilen darbenin benzerini yapmak için onlar da Özgür Subaylar adı altında bir örgüt kuruyorlar. Gizli bir örgüt kuruyorlar şeyin içerisinde. Tabii halkın özellikle İdris es-Senussi'ye karşı bu anlamdaki tepkisi bu yönüyle bunlara da biraz da cesaret veriyor. Aslında o dönemde Libya istihbaratı ya da değişik istihbaratlar, ki bunlar genellikle Amerikan CIA'nın güdümünde olan istihbaratlardır, bu anlamda bir haber alıyorlar. Ama diyorlar ki ya bunlar 25-30 yaşındaki gençlerdir, bunlar darbe yapabilirler mi diye bu anlamda ses çıkartmıyorlar çok fazla. Yapamazlar düşüncesiyle. 27 yaşındadır o dönemde Gaddafi. 1969 Eylül ayında, 1 Eylül'de 31 Ağustos'u 1 Eylül'le bağlayan akşam o dönemde İdris es-Senussi şeydedir, Türkiye'dedir. Bir takım görüşmeler, çünkü Türkiye ile de ilişkileri başlamıştır. 1953-54'lü yıllardan itibaren karşılıklı ziyaretler, gidiş gelişler olur. O dönemde Türkiye'dedir. Türkiye'de olduğu bir zamanda darbe gerçekleştirilir ve dolayısıyla ülkenin başına devrim komite konseyi olarak onun da başında Kaddafi geçmiş olur. Yüzbaşıdır. Kendisini albay rütbesine hemen çıkarır. İşte o dönemde Hafter'de kendisiyle birliktedir. Kaddafi 42 doğumludur. Sirte doğumludur. Hafter'de 43 doğumludur. Bunlar o dönem itibariyle zaten birlikteler. 27 yaşında gelir gelmez ilk yaptığı işlerden bir tanesi Amerikan ve İngiltere üsleri kapatmaktır. Hemen onları kapatmış. Zaten Nasır'a müthiş bir şekilde bir sevgisi var, bağlılığı var ve dolayısıyla onu kendisine örnek alır. Sosyalizm ve milliyetçilik anlamında bir anlayışa yine o da sahiptir. Ve bütün İtalyanları, geriye kalan danışman, sivil neyse bunların hepsini çıkarır, hepsini kovar. Ve mülkiyeti de devletleştirir. Bütün şeyleri de devletleştirir. Petrolü devletleştirir, millileştirir. Yani bu anlamda gerçekten o dönemde baktığımızda yoğun bir şekilde halkın ilk etapta hoşuna gidebilecek, gerçekten bunu gereğini yerine getirmiş olsaydı bu farklıydı, ama bu devletleştirme ya da işte petrol vesaire bütün bunlar aslında sadece kendi kontrolüne almak suretiyle genelde elbette ki geçmişe göre halk biraz daha böyle belirli bir aşamaya gelmişti refah noktasında. Çünkü petrolden elde ettiği gelirlerin bir kısmını halka aktarıyorlardı. O yönüyle mesela ev problemi yoktu, elektrik problemi yoktu. Bu anlamda bunlar halledilmişti. Kaddafi'nin böyle bir yönü vardı ama o dönemlerde özellikle bir kere kıyafet olarak da sürekli hatırlarsınız. Yani herhangi bir yere dış ziyarete gittiği zaman kendisi yerel kıyafetiyle aynı zamanda çadırıyla da giderdi. Yani bu kendisinin çöl bedevi anlamında bir anlayışının ya da o özelliği aynı zamanda devam ettirdiğini görüyoruz. Ve Arapçılık o dönemde özellikle çok yoğun olarak kendisinde var olan bir şeydir. 1970'te Nasır öldüğü zaman Nasır'ın ölmesiyle birlikte diyor zaten ben babam gibi severim diyor. Yani babamdır diyor Nasır. Onun ölmesi kendisini çok üzer ama Nasırcılığı devam ettirmek kendisinin üzerine bir görev olarak kabul eder ve Nasırcılığı o dönem itibariyle devam ettirmeye başlar. Yani sosyalizmle milliyetçiliği birleştirmek suretiyle, ki daha sonraki zamanlarda da zaten Yeşil Kitabı yazar. Yeşil Kitap özellikle Mao Zedong'un küçük kırmızı kitap, Cemal Abdülnasır'ın da Devrim Filozofisi adlı kitaplarından esinlenerek yazılan bir kitaptır. Yani milliyetçilik, sosyalizm ve İslam'dan bir takım şeyler almak suretiyle kendine has ve üç aşamada yayınlıyor bu kitabı. Yani birinci bölümü 1975 yılında demokrasi sorununa çözüm diyor, halk iktidarı diyor.
İkinci bölüm 1977 yılında iktisadi sorunlara çözüm, sosyalizm diyor. Üçüncü bölüm de üçüncü evrensel teorinin sosyal temeli diyor. Tabii başa geldiği zaman o dönemlerde aslında Nasır da yapmıştı. Birleşik bir Arap Cumhuriyeti kurmaya çalıştılar. Yani mesela Nasır Suriye ile birleşti, Irak'la birleşti ama çok fazla devam etmedi. Bu da aynısını, benzerini yaptı. Suriye ile yaptı, Mısır'la yaptı, Sudan'la yaptı ama hiçbirisinde de başarılı olamadı. Daha sonra Afrika'ya yöneldi. Arap Birliği içerisinde istediğini elde edemeyince, yani orada tek isim ya da tek güç haline gelemeyince Afrika'ya yöneldi. Afrika Birliği içerisinde bir takım şeyler. Yani Afrika krallarının krallığı, kralı anlamında kendisini görmeye başlayınca böyle çok kibir ve şeyi de vardı kendisinde. Dolayısıyla orada da çok fazla kabul görmedi. Bu Yeşil Kitap'ın gereği olarak parlamentoyu kapattı, partileri kapattı. Partiyle bu işin olmayacağını, partilerle bu işin olmayacağını kendisine göre en başta bir halk kongresi, bu aynı zamanda yasama görevini, onun altında halk komitelerini oluşturdu. Onun altında yani yine Libya halk, yüksek halk komiteleri oluşturdu. Onun altında da sadece halk komiteleri. Yani halkın direkt yönetime katılması şeklinde ifade etti belki ama fakat kendisine itiraz eden, kendisine karşı çıkanları ya zindanlara attı ya da idam etti. Buna hiçbir zaman için bu yönde hiçbir tahammülünün olmadığını görüyoruz. Bütün kilit noktalara kendi çocuklarını ve akrabalarını getirdi. Yani gerçekten bu yönüyle iki evlilik yapmış. Onun oğullarıyla ilgili ben notlar vardı ama görürsem onu da söyleyeyim. Yani orada çocuklarını özellikle bütün gerek askeri olarak, gerek telekom olarak, iletişim kanalı anlamda, gerekse diğer gelirlerin çok olduğu sermaye anlamında bütün bunların başlarına kendi çocuklarını, kendi oğullarını getirdi. Ve aynı zamanda da bir taraftan aşiretlerin arasında rekabet oluşturmaya çalışırken, onları zayıflatmaya çalışırken ama kendi aşiretini de sürekli güçlendirme noktasında da yine yoğun bir gayretin içerisine girdiğini görüyoruz bu vesileyle. Bunlar tabii gerçekten sıradan şeyler değil şey için, özellikle Kaddafi için. Kendi çocuklarını, zaten bir çocuğu sadece zannediyorum bu tür şeylere çok ilgi duymadı ama diğer bütün çocukları hemen hemen şeyin, ülkeyi yönetmenin başında olan insanlardı, çocuklardı. Bu yönüyle de ülke tamamen kendi kuşatması altında ve kendi egemenliğine alınmış olarak devam ettirdiğini, yönetildiğini ve kendisine karşı çıkan hiç kimseye de tahammül etmediğini ve bunlara da hiçbir zaman müsamaha göstermediğini görüyoruz. Mesela bunun, yani ben çocuklarına gelmeden önce Musa Sadr olayı vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Emel örgütünü ilk olarak kuran kişidir Lübnan'da. Bir ara şeye gitti, Libya'ya ziyarete gitti. Bir yanında da iki tane gazeteci vardı. Çok böyle tutulan, sevilen birisiydi Musa Sadr. Musa Esadr, Şii lider o dönemde. Ama daha sonra güya Libya'dan çıktığını söylüyor. Fakat izine rastlanmıyor. Uzun bir süre bununla işte Libya öldürdü, katletti, şöyle yaptı, böyle yaptı gibi bir takım şeyler söylense de zannediyorum 2 sene, 3 sene bundan önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir haberde Esad'la birlikte, Hafız el-Esad'la birlikte Musa Esad'ın öldürüldüğü. Yani ikisinin birlikte. Çünkü o dönemde hatırlarsanız halen de öyledir zaten. Lübnan üzerinde özellikle Suriye hak iddia eder. Ve dolayısıyla Musa Sadr orada Emel örgütünü kurduğu için, Emel örgütü daha sonra içinden Hizbullah'ı da çıkaran bir örgüttür. Bu yönüyle güçlü, o dönemde de gerçekten özellikle 75-76 dönemlerinde müthiş bir İsrail'e karşı ya da orada yine şeylere karşı, falancistlere karşı da bir mücadele veren bir örgüttü. Şeyin oğlu, Musa Sadr'ın oğlu diyor ki, halen diyor babasının, yani işte bunu çok önceleri söylüyor, şeyde cezaevinde olduğunu söylüyor Libya'da. Bu çok doğru olması da mümkün değil. Mesela oğlu Seyful İslam Kaddafi biliyorsunuz yakalandı. Yakalandıktan sonra da biraz ülke rahat şey oldu. Yani en azından Kaddafi ailesinin yönetimdeki şey bitmiş olduğu anlamda değerlendirildi. Mesela bunun 72 doğumlu olmasına rağmen getirdiği şeylerin başına, orada işte burada şeyler var, isimler var. Bu şeylerin başına getirilmek suretiyle en önemli projelerin başında, yatırımların başında yine bu var. Diğer oğlu mesela, bir başka oğlu
Es-Said el-Kaddafi var aynı şekilde, Mutasim Kaddafi var aynı şekilde, Hannibal Kaddafi var aynı şekilde. Bunlar da sadece zannediyorum Hamis'ti, bu şeyde olmadı. Hamis de yine vurucu gücüdür şeyin. Ayşe var mesela, Ayşe el-Kaddafi. Bu da çok güçlü, hem kendi kabilesinde birisiyle evlendirilmiştir. Hukuk fakültesini bitiren birisidir. Ama bu da yine şeyin içerisinde bulunan güçlü isimlerden birisidir. Sadece Seyful Arabel, Arap el-Kaddafi bir yerde ticaretle uğraşıyor. 1986 doğumlu, ekonomi ve şeyle Almanya'da böyle şeye karışmadan bu şekilde hayatını devam ediyor. Yani kısacası Libya yönetim özellikle o dönemde tamamen Kaddafi'nin eline geçmiş. Petrol olduğu zaman, petrol gelirleri olduğu zaman Kaddafi açısından ya da Libya açısından çok fazla problem yok. Ama ne zaman ki ambargolar başladı, yaptırımlar başladı, artık Kaddafi'nin ülkesinde de bir takım sıkıntılar olmaya başladı. Mesela İskoçya'da, İngiltere'de şey düştü, uçak düştü mesela, düşürüldü. Yani Amerika şeyden, Londra'dan Amerika'ya giden bir uçak düşürüldü. Önce bu çok yoğun bir araştırmanın neticesinde Libyalıların düşürdüklerini söylediler. İki kişi suçlandı burada. Şeyden ısrarla istendi Libya'dan. Libya vermedi. Vermeyince Amerika yaptırım, sadece Amerika değil aynı zamanda Birleşmiş Milletler de yaptırım gerçekleştirdi. Bu yaptırımların neticesinde Libya çok zor durumda kaldı. Ta 90'lı yıllarda bunu kabul etti. Bu iki kişiyi teslim etti. Amerika şeye teslim etti, yargılanmak üzere teslim edildi ve aynı zamanda 3 milyar dolara yakın da tazminat ödediler o dönemde. Yani o şeylere. Bu iki kişiden birisi bırakıldı ama diğeri müebbet hapisi zannediyorum ceza verildi. Daha sonra o da hasarlandığı için kendi ülkesine cezasını çekmek üzere oraya gönderildi. Lakır bir olayı olarak bilinir bu ve gerçekten o dönem Libya açısından sıkıntılı bir dönemdi. Tabii Kaddafi özellikle 11 Eylül olayı dolayısıyla Amerika'ya yağ çekti ve o dönemde her türlü teröre karşıyız. Amerika'nın tarafını tutunca Amerika ambargoyu kaldırdı, yaptırımı kaldırdı, tekrar eski konumuna gelmeye başladı. Bu yönüyle böyle. Diğer yönüyle de Müslümanlara karşı da özellikle 69'da ilk defa kurulan İslam Teşkilat Örgütü'ne katılmış olduğu o dönemde Müslümanlara dönük olarak gerçekten çok zalim olarak davrandı. Çünkü babası olarak kabul ettiği Nasır'ın ihvana karşı olması dolayısıyla özellikle bu da ihvana çok yoğun olarak müthiş bir karşı çıkışı vardı ihvana yönelik olarak ya da genel anlamda Müslümanlara dönük olarak. Müslümanları aslında hiç tahammülü olmayan ve ya zindana atıyor ya da idam ediyor. Hatta çölde üzerine benzin döküyorlar bu tür insanların, yani kendisini muhalif olarak gördüğü insanların altına bir kirpi çakıyorlar. Yani bu kadar vahşi bir şekilde katliamı gerçekleştiriyor o dönemlerde. Ama işine geldiği zaman gerçekten kendisine çok zarar vermeyecek tarzda olan şeylerde de yardımcı da oluyor. Yani mesela hepimizin çok böyle güzel bir şekilde izlediği Çağrı filmi, Ömer Muhtar, bir tane daha vardı. Çöl Aslanı, Ömer şey işte Çöl Aslanı Ömer Muhtar'dı. Bir film daha vardı, Çağrı, Çöl Aslanı. Yani bu tür filmlere ekonomik anlamda yardım eden de yine şeydir, Kaddafi'ydi. Yani evet. Ekonomik anlamda. Niye? Çünkü netice itibariyle kendisine çok fazla zarar dokunmayacak. Ama tam tersine bir de insanlar ya da halklar nezdinde de bu yönü de bilinmiş olacak. Oysa bölgede en çok İslam'a karşı çıkanlardan bir tanesiydi Kaddafi o dönemlerde, tıpkı Nasır gibi. Ali abi, Libya halkının mezhebi nedir? Şialar var mıdır? Biraz bilgiler var mı sizde abi? Libya halkı mezhebi olarak Sünnidir. Yani genellikle Sünni. %97'si aşağı yukarı Sünnidir. Evet. Yani o anlamda şey yok. Yani tamamına yönelik olarak Sünnidir orası. Şeylere geçelim mi Ali abi yavaş yavaş? Fransa ve İngiltere, ABD'nin Libya operasyonlarına. Ben bir şeye daha değineyim de. Bu, buyurun lütfen. Buyurun abi. Özellikle İhvan'ın burada. Yani tabii biz İslami şeye çok fazla giremiyoruz muhalefete. Ama sadece İhvan'dan çok kısa bir şekilde biraz bahsedeyim. Yani biliyorsunuz Hasan el-Benna hareketi. Yani bir de eserin işte Mısır'da oluşu dolayısıyla çevre ülkelerden oraya okumaya gidenler var, öğrenciler.
Yani hemen hemen her ülkede gidenler var. Ve dolayısıyla o dönemde gerek Hasan el-Benna döneminde Hasan el-Benna ile tanışıyorlar, İhvan'la tanışıyorlar. Mesela Mustafa Sibahi işte şeyden, Suriye'den, Abdülkerim Zeydan işte Irak'tan, Gannuşi her ne kadar Hasan el-Benna döneminde olmasa da ama daha sonra yine İhvan'la Tunus'tan, Hasan Turabi işte Sudan'dan gibi. Yani nereye bakarsanız bakın bunlar genellikle Mısır'da öğrenim gören ve dolayısıyla İhvan'la, İhvan liderleriyle tanıştıktan sonra kendi ülkelerine gelerek bu anlamda İhvan benzeri örgütler ya İhvan'a bağlı ya da İhvan'dan bağımsız ama İhvan organik anlamda olmasa bile İhvan'a kendisini bağlı hisseden insanlar tarafından kurulan örgütlerdir. İşte bu özellikle İhvan'ın Libya'daki bir takım ilkeler ortaya koymuşlar o dönemde. Yani bu Libya'da özellikle Mısırlı Doktor İzzettin İbrahim diye bu yine bir şekilde 1928 doğumludur İzzettin İbrahim. İşte Hasan el-Benna ile o dönemlere tanışır ve özellikle Hasan el-Benna'nın Mevlid-i Şerifler'de yani Peygamber Efendimiz doğum gününde yaptığı konuşmalara çok etkilenen birisidir. Sadece etkilenen o değildir. Yani mesela Yusuf el-Kardavi vardır, Said Ramazan el-Buti gibi isimler o dönemlerde var olan şeydir. 1949'da İhvan'a yönelik özellikle Mısır'da baskılar artınca yani 1949'da biliyorsunuz Hasan el-Benna şehit ediliyor ve ondan sonra yoğun bir baskı, tutuklama dönemi başlıyor. Ve bunlardan dolayı bu İzzettin İbrahim Libya'ya yani bu çöl ortamında çöl yoluna geçmek suretiyle Bingazi şehrine geliyor ve orada İslami çalışmalara başlıyor, davet çalışmalarına başlıyor. Çok ilginç bir ifade. Diyor ki yani ilk olarak bir şey Müslüman gençler cemiyetini kuruyor. Lecnetü Şebabil Müslümin diye bir örgüttür. Bunun diyor o dönemde Bingazi şehrinde dokunmadığı, ilgilenmediği, davet yapmadığı hiçbir genç kalmamıştır diyor. Müthiş bir şey abi. Çok müthiş bir şey gerçekten. İşte bu 1954'te özellikle İhvan'la Nasır arasında böyle ilişkilerin yumuşadığı ya da biraz işte İhvan'la desteklediği bir dönem olduğu için Mısır'a döndüğü zaman ama geride gerçekten bu anlamda yetişmiş bir ekip bırakıyor ve bu meseleleri bilen insanlar ki bunların arasında mesela Doktor Amr bin Halife Ennami, Abdülkerim Cihani gibi isimler bunlar 1967'de ilk olarak İhvan örgütünü orada kuruyorlar. Yani Libya'da ilk olarak 67'de kuruyorlar. 67 çok sıkıntılı bir yıldır. Biraz önce söyledik 6 gün savaşları dolayısıyla. Ama buna rağmen orada Libya'da bunu kuruyorlar. Ama kısa bir süre sonra Libya'da darbe olunca Gaddafi tarafından darbe olunca sadece bunlar değil bütün partilerle birlikte aynı zamanda bunların da yasaklandığını görüyoruz. İşte Doktor Amr Halife bundan sonra hayatı tamamen sürgün, hapis ve ülke dışında geçiyor. Hatta kendi ülkesine döndükten sonra artan baskılardan dolayı 1970'li yıllar itibariyle şey yapıyor, köşesine çekiliyor, siyasetle ilgilenmiyor, çobancılık yapıyor, hayvancılıkla ilgileniyor. Bu hale geliyor. Fakat buna rağmen Gaddafi onu rahat bırakmıyor. 1981'de gözaltına alınıyor ve ondan sonra bazıları 1984, bazıları da 1986 kendisinden haber alınamıyor. Büyük bir ihtimalle içeride şehit ediliyor. Tabii ondan sonra baskılar devam ediyor İhvan'a dönük olarak. Özellikle de İhvan'a dönük olarak. Baskılar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. 1989'da tutuklamalar yapılıyor. 2005'e kadar bu tutuklamalar devam ediyor. Ve yoğun bir şekilde İhvan ya ülke dışına kaçmak durumunda kalıyor ya da yer altında illegal olarak bu çalışmalarını yine o dönemlerde devam ettiriyor. 2011 itibariyle de zaten Gaddafi 20 Ekim'de öldürüldükten sonra kendi çalışmalarına da o dönem itibariyle başladıklarını görüyoruz. Ali abi burada bir şey sorabilir miyim size? Yani çok önemli olduğunu düşündüğüm için Gaddafi batılı güçler tarafından bilinerek bir mahkeme süreci yaşanmadan özellikle mi infaz ettirildi sizce? Kanaatiniz nedir? Evet öyledir. Benim kanaatim odur. Yani çünkü onun vereceği bilgiler ilişkide bulunduğu, rüşvet verdiği, rüşvetle seçimlerde mesela şeyin Fransa'daki bundan önceki devlet başkanlığı parasal olarak seçimlere desteklediği ne açıklamalar yapıldı yani. Bu açıklamalar böyle çok sıradan açıklamalar değil ki.
Dolayısıyla sadece orada değil, hemen hemen her ülkede. Çünkü Kaddafi gerçekten bu yönüyle çok ilginç birisiydi. Yani sadece Batılılara göre söylüyorum, terör örgütlerini desteklemiyordu. Yani tabii kendisine karşı olmayan hareketleri destekledi. Kendisine zararı olmayacak hareketleri destekledi. Ama aynı zamanda Batılı devletlerde, Batılı ülkelerde bir takım siyasileri de destekledi. Sadece onlar değil, mesela 1980'de darbeci Kenan Evren yönetimine o dönemde karşılıksız petrol verdi. Yani şu an 1 milyon ton mıydı? Yani şu an hatırlamıyorum şeyin miktarını. Ve ondan dolayı da İsrail'le ilişkiler en alt düzeye indirilmişti o dönemde. Yani Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkileri aslında gerek Suud'un gerekse Libya'nın o dönemlerde petrol ilişkilerinden dolayı en üst seviyeye çıkarılmamıştı. Oysa Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri 1958'de başladı. Yani 1949'da ilk olarak kabul eden İslam halkı Müslüman olan bir devlet. Yani halkı Müslüman olan devletlerin içerisinde İsrail'in varlığını, yönetimini kabul eden ilk devlet Türkiye'di. İlk Türkiye. Evet, maalesef. Türkiye'di. Ama görüşmeler 1958'de Esenboğa havaalanı üzerine, isimlerini unutuyorum şu an, tam isimler aklımda değil, Weizmann'dı. Daha sonra da Cumhurbaşkanı da yaptı şeyde, Siyonist İsrail'de. O pilottur o dönemde. Uçak geliyor, tam Esenboğa havaalanı üzerinde arızalandı adı altında, ki öyle bir şey yok. İniyor. Daha sonra Türkiye'deki yetkililerle, Adnan Menderes'tir o dönemde, onlarla görüşmeler o dönem itibariyle başlıyor. Evet. Yani hiçbir dönem İsrail'le ilişkiler kesilmemiştir. Ama Araplarla olan ilişkilerden dolayı danışıklı dövüştür. Yani muhtemeldir ki İsrail'e, Amerika'ya o söyleniyor. Ya bir şey, bize petrol gelecek, bize ne gelecek ondan dolayı. Yani 1980'li yıllarda en alt seviyeye indirilmişti. Niye? Gelen petroldan dolayı bu anlamda bir şeye indirilmişti. Evet. Değerli dinleyiciler, 92.1 Radyo Denge'desiniz. Ali Kaçar abimizle Libya'yı konuşuyoruz. Canlı olarak programımızı gerçekleştiriyoruz. Ali abimiz Libya'nın geçmişini, coğrafi konumunu, Libya ihvanını anlattı. Buyurunuz Ali abi, devam ediyoruz. Yani Tunus'ta başlayan 2010 Aralık ayıydı hatırlarsanız, Boğazi'nin özellikle kendisini yakmasıyla birlikte başlayan o süreç, daha sonra domino etkisiyle özellikle şeydeki Afrika'daki ülkeler, gerekse Arap ülkelerini çok yoğun bir şekilde etkilemişti. Bunlardan işte Tunus'taki diktatör gitti, Mısır'daki gitti, Libya'daki işte Libya'da da başladı ve diğer yerlerde etkiledi ama netice itibariyle özellikle Batılı devletlerin ve dolayısıyla Batılı ve Doğulu emperyal devletlerin devreye girmesiyle Arap baharı Arap kışına dönüştürüldü. Maalesef. Ben hiçbir zaman için şunu düşünmedim, düşünmüyorum da. Hatırlarsanız İlkav'ın yapmış olduğu bir panelde ben de konuşmacıydım. Orada şöyle bir soru gündeme geldi. Yani bunlar işte böyle şeylerin, Batılıların organize ettiği bir olaydır tarzında. Ben öyle düşünmüyordum. Halen de öyle düşünmüyorum. Gerçekten halk patlama noktasına gelmişti. Ve dolayısıyla bu nokta itibariyle halkın yapacağı başka bir şey yoktu ve dolayısıyla bu yönüyle de üzerine düşeni yaptı ve birçok yerde eylemler başladı. Ama dediğimiz gibi gerçekten adına demokrasi dedikleri, Kopenhag kriterleri dedikleri, insan hak ve hürriyetleri dedikleri şeyler bir çırpıda yok edildi, bir tarafa atıldı. Yani müşriklerin işte ihtiyaç duydukları zaman taptıkları, acıktıkları zaman da yedikleri bir puta dönüştürdüler bu tür kavramları. Bob işte projesi vardı. Güya 22 ülkeye özgürlük ve demokrasi götürülecekti. Özellikle Rise'ın yazmış olduğu bir makaleden dolayı, ama bütün bunların gerçekten boşa çıktığını, boşa gittiğini de görüyoruz. İşte 2000, yani diğer ülkelerde olan şey aynı zamanda Libya'da da başladı. 2011 yılında Şubat ayında özellikle. Bu Şubat ayında bir avukat ilk olarak tutuklanır. Avukatın adı Fethi Terbil adında muhaliftir. 15 Şubat 2011'de Bingazi'de tutuklanır. Bu avukatın şöyle bir özelliği var. Yani muhalefettedir, muhaliftir ama aynı zamanda 1996 yılında bir cezaevinde çıkan ayaklanma neticesinde tam 1000 mahkum öldürülmüştür, katledilmiştir o dönemde. Kaddafi tarafından, Kaddafi yönetimi tarafından katledilmiştir. İşte bu 1000 öldürülen kişinin akrabaları ya da ailelerinin de avukatıdır aynı zamanda.
Bir diğer özellik de aynı zamanda bu Ali Fethi Terbil'in tutuklandığı Bingazi, 1969'da krallığına son verilen İdris Es-Senussi'nin de en güçlü olduğu yerdir. Dolayısıyla böyle olunca 15 Şubat'a tutuklanıyor, 17 Şubat'ta öfke günü ilan ediliyor. Hani çeşitli yerlerde de bu tür şeyler oldu ya, işte Suriye'de evet. oldu, değişik yerlerde, özellikle Mısır'da, Tahrir, Adeviye meydanlarında biz bunlarla ilgili hatırlarsan çokça eylemler yapmıştık o dönemlerde. Bu tür eylemler o dönemde çok yoğun olarak oldu. Aslında tabii akıl şunu gerektirir. Yani bu Suriye için de geçerliydi, başka yerler için de geçerliydi. Oturup onlarla anlaşmak, uzlaşmak, yani 42 senedir böyle demir yumrukla sen idare etmişsin. İstediğini öldürmüşsün, katletmişsin ve bütün ülkenin gelirini kendi adına çeşitli ülkelere peşkeş çekmişsin. Ve aynı zamanda çeşitli ülkelerin kasalarında kendi adına yatırmışsın. 42 yıl, 27 yaşına gelmişsin. Şimdi 27 yaşındaki bir insanın darbe yapabilme ihtimali var mıdır? Mümkün çok değil. Yani onun için yani çekip çevirenler, idare edenler, arkasında olan güçler. Yani maşa olarak kullanılan güçler. Tabii. Dolayısıyla böyle olmasına rağmen oturup onlarla akıl bunu gerektirir. Uzlaşmaları gerekirken tam tersine en böyle imkanları neyse, ne imkan varsa ellerinde o imkanları kullanmak suretiyle bastırmaya çalışmışlardır. İşte her baskı ister istemez tepkiyi biraz daha büyütmüştür. Ve dolayısıyla bu tepkilerin büyümesi ve özellikle ayaklanmaları bastırmak için işte uçaklar kullanılmış. Mesela savaş uçakları, tanklar kullanılmış. Ağır kendi silahlar, halkına karşı. Kendi halkına karşı ve üstelik bunlar sivil insanlar. Yani ellerinde silah olmayan, tank olmayan, uçak olmayan insanlar. Ve aynı zamanda kendisini aslında belki de omuzlarında ya da sırtlarında taşıyan insanlardır. Her türlü haklardan yoksun bırakılan insanlardır. Bütün özgürlüklerde yoksun bırakılan insanlardır. Ama buna rağmen kendileri saraylarda yaşıyorlar. Her türlü yani mesela ben onlara değinmedim. Yani gerçekten bunların sadece bir oğlunun bir yerde bir şarkıcı konuşturmak için verdiği para dudak uçaklatacak derecede bir paradır. Dolardır. Yani bu kadar böyle har vurup harman savurma noktasında bir hayat yaşarlarken ama buna rağmen çünkü bu hayatı bırakmak istemiyorlar. Yani netice itibariyle geçmişte nasıl bunlar bastırıldıysa bundan sonra da bastırırız düşüncesiyle bu tür silahları kullandığını görüyoruz. Tabii artık bu tür şeyler mızrak çuvala sığmadığı için bunları engelleyemediler. Özellikle Bingazi tarafı yani muhaliflerin çok yoğun olduğu, güçlü olduğu o tarafta geçici bir ulusal konsey oluşturuldu. Yani artık güdümüne çıktı Kaddafi'nin. Bağımsız, müstakil anlamda bazı yerler ele geçirildi. Ve 20 Ekim 2011'de Sirte'de kendisinin doğduğu yer, memleketi olan Sirte'de linç edilmek suretiyle de öldürüldü. Şimdi tabii öldürülmeden sonra yani bu öldürülme bu şekilde olsun olmasın bu işin diğer bir yönüdür. Ama ondan sonra artık Libya'ya bir huzur gelmedi. Maalesef. Yani 2011-2020 yani halen özellikle Libya ve bazı Arap ülkeleri aşiretler, kabileler çok etkin olduğu için bu aşiretler üzerinde ya da değişik bir takım kesimler var, milis güçler var özellikle. Bu her devlet kendisine yakın gördüğü ya da kullandığı, maşa olarak kullanabileceği güçlerin üzerinde kendilerine alan açmaya çalıştılar. Yani vekalet savaşları diyorlar ya şimdilerde. Evet. İşte bunların üzerinde kendilerini arkadan maşa olarak ama bunlara silah yardımı, para yardımı ya da özellikle Çad'da, Nijer'de, Sudan'da paralı askerler ya da Rusya'da Wagner'in getirmiş olduğu paralı askerlerle orada bu işin bitmemesi için, bu işin ne zaman Libya gerçekten artık böyle çaptan düşer tabiri caizse ve aynı zamanda da bunların arkasında olan güçler kendi aralarında Libya'daki biraz önce bahsettiğimiz fonları paylaşma, petrolü paylaşma ve aynı zamanda da Afrika'ya gidiş yolunu ortaklaşa kullanabilme anlamında anlaştıkları zaman ancak bu savaş bitebilme durumu söz konusuydu. Ve onun için de tabii bu dönemde aynı zamanda mesela belki Amerika'ya bu yönüyle bir ders niteliğindedir ama Amerika için bir büyük elçinin öldürülmüş olması çok fazla bir anlamlı değil, önemli değil. 11 Eylül 2012'de
Büyükelçi, oradaki Amerika'nın Libya Büyükelçisi öldürüldü. Bu tabii feveran etti Amerika o dönemde. Yapılan açıklamalar ya da yayınlar, yazılar, makaleler, analizler genellikle o döneme çevrilen bir film vardı, Müslümanların Masumiyeti diye. İslam'ı karalayan bir filmdi bu. Buna dönük olarak, bunun intikamını almaya dönük olarak yapıldığı söylendi. Ama bundan öte başka şeyler vardı o dönemde. Mesela bunlardan bir tanesi 10 Eylül 2012'de Yemen'de Amerika tarafından, yani Yemen'de ne işin var senin? Şimdi Babul Mendeb Boğazı kendileri tarafından emniyete alındıktan sonra Yemen'de birbirlerini öldürsünler hiç önemli değil. O zamana kadar bakın Husiler Babul Mendeb Boğazı'na yaklaştıkları bir zamanda Husilerin önünü kesmek için onlara gerekli saldırılardan sonra ve nitekim bugün iki bölge halinde, iki hükümet halinde, iki ayrılmış bölge halinde devam ediyor. Niye? Babul Mendeb çünkü özellikle bu ülkelerin, yani işte gerek batılı gerek doğulu ülkelerin gemilerin çok rahat bir şekilde okyanuslara açıldığı bir boğazdı. Menfaatleri orasıydı. Ama şu an çarpışılan yerde, birbirlerini öldürdükleri yerde menfaatleri olmadığı için de kendi haline bıraktılar. Evet. İşte burada da 10 Eylül 2012'de o dönemde insansız hava araçlarıyla Amerika El-Kaide'nin, Yemen El-Kaide'sinin iki numaralı ismi olarak bilinen Said El-Şihri'yi öldürdüler. Katlettiler. Bazıları diyor ki bunun intikamı alındı diyor. 10 Eylül 2012 bir gün sonra. Bir başka şey daha deniyor ki bu da İsrail istihbaratına yakın olarak bilinen, ki bu İsrail istihbaratının sitesidir, DEPKA olarak bilinen. Bu da yine şeyde Pakistan'da yine Amerikalılar tarafından o dönemde insansız yine hava araçlarıyla yine orada El-Kaide'nin en ileri gelen adamlarından birisi, öncü olan iki numaralı olarak da söyleniyor. Yani ileri gelenlerden birisi Ebu Yahya El-Libi'nin yine orada katledildiği söyleniyor. Ve bunların intikamını almak için de Büyükelçinin öldürüldüğü söyleniyor. Tabii sadece Büyükelçi, bunların intikamı sadece Büyükelçi öldürmekle alınmıyor. Aynı zamanda mesela daha sonra değişik yerlerde, mesela Libya'da, Mısır'da bunlar olduktan sonra 13 Eylül 2012'de Yemen'de Amerika Büyükelçiliğine, 23 Nisan 2013'te yine Libya'da Fransa Büyükelçiliğine dönük olarak da bir takım saldırıların yine o dönemlerde gerçekleştirdiğini görüyoruz. İşte bu dönem artık yavaş yavaş, yani mesela 2012'de bir seçim olur. Ben artık özetlemeye çalışayım burayı. 2012'de bir seçim olur. O seçim neticesinde Mahmut Cibril gelir yönetime. 7 ay kadar yönetimde kalır. Ama o dönemde zaten bir tarafta aşiretler vardır, bir tarafta da milis güçler vardır. Bu milis güçler bağımsız bir şekilde bulundukları yerlerde hiçbir yere bağımlı olmadan ya da hiçbir yere dinlemeden kendi başlarına hareket ederek bazı yerleri ele geçirme şeklinde bir takım çabalarının, gayretlerinin ya da bu anlamda faaliyetlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık orada kurulan hükümetin onlarla baş edebilmesi, onlara güç yetirebilmesi de mümkün değildi. Böyle iç karışıklıklar, iç isyanlar, ayaklanmalar, birbirlerini öldürmeler, birbirlerine saldırıların yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ne zamana kadar? 2014 seçimlerine kadar, 25 Haziran. Burada tabii yani Trablus tarafında işte yerleşenler var ki şu an ulusal mukavemet hükümeti olarak, mutabakat hükümeti olarak bilinen, başında da işte yine İhvan bağlantılı olduğu söyleniyor ama ne derece öyledir o da ayrı bir konu. O bulunuyor, yani o hükümet vardır. Öbür tarafta Tobruk tarafında da, yani da Bingazi tarafında da temsilciler meclisi olarak bilinen ama Hafter'in özellikle etkin olduğu yine bir hükümet vardır. Şimdi bir de aşağıda, yani güney kısmında, çöl kısmında da iki kabile daha vardır, aşiret daha vardır. Bunlardan bir tanesi Tuareklerdir. Çok güçlüdür bunlar. Bir de yine Tebu aşireti vardır. Bu iki aşiret özellikle çok güçlüdür. Haziran ayında, zannediyorum 10 Haziran ya da işte Haziran'ın ilk haftası içerisinde ya da ilk 10 gün içerisinde, daha önce bunlar aslında Hafter'le birlikte olan, Hafter adına savaşan aşiretlerdi. Ama 10 Haziran ya da 9 Haziran neyse, yani Haziran 2020 itibariyle Trablus hükümetiyle birlikte oldular. Bir de böyle kabileler vardır, güçlü kabileler vardır. Yani şu an üçlü bir görüntü vardır orada. Yani bir tarafta Bingazi, Tobruk olarak bilinen yer, bir tarafta Trablus,
ve öbür taraftan da aşağıda da işte Tuarekler ve Tebu aşiretinin bulunduğu ve egemen olduğu yerler ki şu an Trablus'la birlikte hareket ediyorlar. Tabii seçimler o dönemde olunca, yani seçimlerde üç kesim vardır. Biri liberal bir kesim, ikincisi işte İslami yönü olanlar, bir de milliyetçiler olarak bilinen kesimler vardır. Bu seçimlerde, 25 Haziran'da yapılan bu seçimlerde Uluslar Güçler Birliği olarak bilinen ittifak birinci geliyor. Ve ama daha sonra yani kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı Trablus'ta bir hükümet kuruluyor. Bu hükümeti özellikle Temsilciler Meclisi olarak bilinen kesim kabul etmiyor. Bunlar aynı zamanda Hafter'de dönmüş, yani kendi ülkesine dönmüş ve orada ulusal ordu olarak bilinen ordunun başına geçiyor, komutan olarak ilan ediliyor ve dolayısıyla o kesimle birlikte hareket ediyor. Ama aynı zamanda bunları biraz da batılı devletlerin destekleme nedeniyle birisi de IŞİD'e karşı da bir mücadele veriyor. Aslında Trablus hükümetle mücadele veriyor ama epey bir kayıp veriyor. 3000 civarında zannediyorum bir kayıpları vardı o dönemde. IŞİD'e karşı özellikle Bingazi'de, Misrata'da o yerlerde bulunan IŞİD'e karşı bir mücadele verdiklerinden dolayı Batı biraz arka çıkıyor bunlara. Başta söyledim ben aslında Batı'nın Hafter'i desteklemesinin nedenlerinden bir tanesi o Libya'nın, daha doğrusu Kaddafi'nin çeşitli ülkelerde bulunan fonlarıdır, paralarıdır. Petrolle birlikte paralarıdır. Bunlar da yoğun bir şekilde orada görüyoruz. Yani Batı şurada şunu istiyor. Bir, orada kendi güdümlerine olan kokla bir hükümetin olmasını istiyorlar. İkincisi ve gerçekten bu hükümet kendi kontrollerinde olduğu için hem petrolü ama aynı zamanda da fonları kendileri istediği şekilde paylaşabilme durumlarını olma durumu söz konusu ve ondan dolayı da çok rahat bir şekilde bunu yaptıklarını dönemlerde görüyoruz. Bu tabii Hafter özellikle işte %80'i ele geçirdi falan deniyor. Aslında bu çok doğru bir ifade değildir. Çünkü %80'in büyük bir çoğunluğu zaten çöldür. Yani çöl olması dolayısıyla o çöl tamamen onların elindedir ama zaten orada insan bile yaşamıyor. Dolayısıyla çok fazla bir anlamlı değildir. Ne zamana kadar? Geçen sene 2019 Nisan ayına kadar. 2019 Nisan ayında özellikle Trablus'u ele geçirmek ve dolayısıyla kendi başkanlığını ilan etmek için harekete geçtiğini görüyoruz. Ondan önce mesela Fransa'da, ondan önce işte Almanya'da bir takım görüşmeler yapılır. Mesela Macron bir araya getirir. 2017'de bunlar anlaşırlar. Yani Tobruk ya da Hafter'le Trablus hükümeti uzlaşır orada. 2018'de seçimlere gitme kararı verilir. Ama Hafter bunlardan vazgeçer. Çünkü kendisini güçlü görüyor. Hafter'in arkasında kimler var? Fransa var. Rusya var. Örtülü olarak Amerika var, Suud var ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Ve bu güçler gerçekten sadece parasal olarak yardım etmiyorlar. Aynı zamanda şu an mesela yeni ele geçirilen, Mayıs ayında eline geçirilen Vatiye diye bir hava üssü vardır. Çok önemli bir fonksiyonu vardır o hava üssünün. Orayı bombaladılar mesela, yakın bir zamanda bombaladılar. Uçakların nerede geldiği bilinmiyor. Ya da hangi devlete ait olduğu bilinmiyor. Ama hemen sınırda Mısır'ın orada kaç uçak var zannediyorum 9 Miraj uçakları, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçaklar var orada. Savaş uçakları var ki genellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'nin orayı bombaladığı söylenir. Yani zaten sınır olduğu için Tobruk sınır olduğu için Mısır'la dolayısıyla orada çok rahat bir şekilde girme imkanları ya da bu anlamda bir takım şeyler yapma imkanlarını da orada olduğunu görürüz. Belirli bir süre ilerledi Hafter güçleri. Yani Trablus'a yönelik olarak birçok yerleri ele geçirdi. Artık neredeyse Trablus düştü ya da düşecek gibi bu gözle baktılar. İşte o dönemde Türkiye ile Libya arasında 2019-27 Kasım'da hem deniz alanında hem de askeri alanda bir anlaşma yapıldı. Evet. Anlaşmadan hemen kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir açıklama var. Eğer Libya bizden asker isterse asker göndeririz. Hemen kısa bir süre sonra, yani 27 Kasım'da anlaşma oluyor. Ondan sonra bir açıklama oluyor. Kısa bir süre sonra bu açıklamadan sonra da 27 Aralık'ta Libya diyor ki bize asker gönderin. Resmi olarak asker istiyorlar. Mecliste zannediyorum hepimiz hatırlarız.
o yoğun bir tartışmaların olduğu Ocak ayının başında özellikle işte İYİ Parti, CHP, HDP'nin vermediği ve diğer iki partinin Cumhur İttifakı olarak bilinen onlarla 4 Ocak 5 Ocak itibariyle asker gönderme de kararlaştırılmış oldu. Sadece asker gönderilmedi, aynı zamanda SİHA'lar ve İHA'lar da gönderildi. Bayraktar'ın özellikle yaptığı. Ki bunlar aslında o da Hafter'in ya da Hafter'i destekleyen güçlerin beklemedikleri bir şeydi. Ve gerçekten bu İHA'lar ve SİHA'ların orada gerçekleştirdikleri bu şeyler, faaliyetler neticesinde Hafter durdurulmadı sadece. Aynı zamanda geri çekilmek zorunda kaldı ve ele geçirdiği bir takım yerleri de bırakmak zorunda kaldı. Geri çekildiler. Bir de tabii deniz yetki alanlarının sınırlama ile ilgili olarak o anlaşmanın yapılması da özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum, o İtalya'da vardı o dönemde, Mısır, İsrail, bunlar da aslında bu anlaşmanın karşısında sıkıntıya girdiler. Yani normalde bu anlaşma olmasaydı aslında Türkiye burnu bile Ege'de, Akdeniz'e çıkaramaz hale gelirdi. Ama bunlarla birlikte şu an bu antlaşmayla birlikte Libya ile yapılan hem bu Libya'nın lehinedir hem Türkiye'nin lehinedir. Yani devletler olarak düşündüğümüzde aslında iki devletin de lehine olan bir şeydir. Ama şu an Türkiye'nin komşu ya da karşı deniz olarak bilinen yer aslında şu an şeyin Trablus hükümetinin elinde değildir oralar. Tobruk hükümetinin elindedir. Şimdi aslında yani inşallah olmaz. Tobruk ya da Hafter hükümeti ya da Hafter'in darbecilerin orayı ele geçirmesi asla düşünülmemesi, kabul edilmemesi ya da böyle bir şeyin olmaması için en azından bir istek olarak gündeme gelmesi gerekir. En azından benim açımdan. Çünkü gerçekten Hafter'in eline geçerse sadece bölge değil, sadece petrol anlamı değil, inanın Müslümanlar açısından da sıkıntı olur. Çeşitli yerlerde. Çünkü arkasındaki güçler, Birleşik Arap Emirlikleri var, Suud var, Fransa var ve Rusya gibi güçler vardır. Bu yönüyle çok sıkıntılıdır. Bunun için Tobruk'un orada başarılı olmaması gerekiyor ve dolayısıyla Trablus'un eline oraların geçmesi gerekiyor. Şayet bu haliyle devam etse bile Tobruk hükümeti açısından da aslında çok önemli bir imkandır Türkiye'nin getirmiş olduğu bu anlaşma. Bu yönüyle de onlara da faydası olan yine bir yerdir. İşte 27 Aralık, Ocak itibariyle artık bu şeyler olunca da yani Nisan'dan 14 Nisan'a kadar, bu sene 14 Nisan'a kadar devam eden süreç içerisinde biraz Hafter güçlenmişti, bazı yerleri ele geçirmişti ve o zaman mesela Rusya'da yapılan bir şey vardı, oturum vardı. Orada gizli bir şekilde kaçmıştı, görüşmelere katılmamıştı evet. Mesela Hafter. Niye kendisini güçlü hissediyor ve dolayısıyla diyor ki ben istediğim şekilde Trablus'u da alırım ve dolayısıyla Libya'nın başına geçerim. Ama şu an öyle olmadı ve dolayısıyla şu an kaybeden konuma geldiği için bunun yerine bu sefer başka isimler düşünülse de ama aynı zamanda şu an Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa yani arkasındaki güçler ateşkes istiyorlar. Mesela Lavrov yeni açıklama yapıyor, bir an önce ateşkes diyor, Hafter imzalamaya hazırdır diyor. Peki dün niye kaçtı? Ya da Fransa ile 2017 yılında Fransa'da Macron huzurunda yapılan o görüşmede 2017'de anlaşıldı. Ama daha sonra 2018'de seçimler yapılacaktı. O seçimlerde de vazgeçti ve silahı kullandı yine Hafter. Ama şu an yenilme aşamasında oldukları için özellikle Misrata'nın ele geçirmesi Sirte'nin ele geçirmesi gerekiyor. Çünkü petrol dolum tesislerinin bulunduğu yerdir orası. Ve orası düştüğü zaman artık zaten Hafter'in yapacağı başka bir şey yok. Hatta bir ara Hafter'in kaçışıyla ilgili bazı şeyler söylendi. Kaçtı, kaçmak üzeredir anlamında bir takım ifadeler kullanıldı. Ama şu an halen buna ilişkin herhangi bir şey söz konusu. Hafter'in şöyle bir açıklaması da var. Beni destekleyen ülkeler desteklerini çektiler. Beklemediğim bir şekilde desteklerini çektiler diye bir açıklaması oldu. Bu yüzden kaybediyoruz gibi bir açıklaması oldu. Şu an bakın Fransa olduğu gibi destekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor. Mısır destekliyor. Mısır şu an sınırda tatbikat yapıyor. Kara ve hava ve denize tatbikat yapıyor şu an. Yani bu aslında Türkiye yakın bir zaman öncesinde karada ve denizde şey yaptı, tatbikat yaptı. Hava üstüne yapılan saldırıdan sonra deniz tatbikatını yapmış olması aslında bir yerde Türkiye'ye gözdağı amacıyla şu an onu yapıyor. Yani bunlar tamamen yani şu an Türkiye'nin önüne geçmeye çalışıyorlar. Yani Suud'un buradaki tek bir amacı vardır. Özellikle Doğu Akdeniz'de
gelişen o petrol ve doğalgaz noktasına Türkiye'nin pay almamasıdır ya da çok azalmasıdır. Böyle bir amacı vardır. Başka bir şey yoktu. Yani Türkiye'de alıp veremeyeceği neyi var yani şeyin? Bu yönüyle düşündüğümüzde gerçekten bu yönüyle. Ama mesela şeyin Mısır'ın buradaki şeyi nedir? Amacı nedir? Mısır şu an Sina Yarımadası'nda Ensarul Beytül Maktis diye bir örgüt vardır. İşiyle bir ara biat etmişti. Rusya uçağına düşüren onlardı. 230 küsur zannediyorum şey vardı, yolcu vardı. Ve şu an Mısır'ı zorlayan bir harekettir o. Ve aynı zamanda Mısır'ın en çok korktuğu şeylerden bir tanesi de IŞİD ya da İHVAN yani İslami yönü olan ve Mısır yönetimine karşı olan insanlardır. Şimdi Mısır diyor ki aman ha aman diyor. Bana diyor Libya tarafından diyor herhangi bir bu anlamda bir tehlike bir tehdit o gelmesin diyor. Onun için para mı istiyorsun? Al sana para. Uçak mı istiyorsun? Uçak. Tank mı? Tank. Ama senin yapman gereken tek şey bunu engellemektir ve ülkenin başına bir darbeci olarak, bir diktatör olarak geçmektir diyor. Çünkü orada normal gerçekten sivil, ılımlı bir yönetim geldiği zaman Müslümanların güçlenme durumları söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu Mısır içinde bir tehlikedir, bir tehdittir. Peki Birleşik Arap Emirlikleri ne istiyor? Birleşik Arap Emirlikleri de burada aslında sadece şeyi özellikle Türkiye'nin yani tıpkı Suud gibi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güçlenmesini engellemektir. Çünkü şu an artık Birleşik Arap Emirlikleri tamamen İsrail'in, Siyonistlerin güdümünde bu anlamda bir tetikçilik yapıyor çeşitli yerlerde. Darbecilik, her darbenin arkasında ya da her kargaşalığı organize etme noktasında bir tarafta Muhammed Dalyan vardır, bir tarafta şey vardır. Dayılan bir tarafta da Ziyad işte Dışişleri Bakanı ya da başında Velihta olarak bilinen kişi ki bu zaten bölgedeki en çok karışıklığı meydana getiren yapanla bunlardır. Peki Rusya'nın buradaki amacı nedir? Rusya bir Suriye'de elde ettiği üst gibi tıpkı orada da bir Akdeniz sahilinde bir üst elde etmek ama aynı zamanda Afrika'ya açılabilmektir. Çünkü Afrika şey açısından çok önemlidir. Rusya açısından da bu yönüyle gerçekten önemlidir. Amerika'nın da burada en önemli şeyi yani Trablus'a destek veriyor gibi görünüyor ama sadece Trablus'a destek vermiyor. Aynı zamanda Hafter'e de. Mesela Hafter'le oturup anlaştılar ki biliyorsunuz Hafter 1986-87 yılda 86'da Çad'la Libya arasındaki savaşta Çad'a esir düşen Fransa o zaman Çad'a yardım etti ve dolayısıyla Libya yenildi. 300 askerle birlikte esir edildi. O dönemde Kaddafi dedi ki bunlar vatan hainidir dedi. Bunlar görmezlikten geldi. CIA devreye girdi. Özellikle Hafter serbest bıraktırmak suretiyle Amerika'ya götürdü. Orada artık ne yaptılarsa kendi güdümünde bir insan haline. Bu sadece orada değil 1976-77'di zannediyorum. O sıralarda da yine şeyde Rusya'da eğitim gören birisidir Hafter. Yani hem Rusya'ya yakındır hem CIA'ya yakındır. Yani aslında çok kullanışlı olan birisidir. Tam anlamıyla bu yönüyle kullanışlı olan birisidir. Türkiye'nin de burada en önemli amacı özellikle mesela Türkiye'de özellikle muhalif partiler ne diyor? İhvan'ı destekliyor diyor. Bu yönü ne kadar vardır? Bu işin diğer bir yönüdür. Ama bundan öte özellikle Doğu Akdeniz'de ve özellikle de Libya'da Kaddafi döneminde başlatılan şeyler vardı. Bu görüşmeler aslında Kaddafi döneminde başlamış olan görüşmelerdi. Bir de Kaddafi döneminde de çok yoğun bir şekilde Türkiye'nin orada müteahhitleri vardı. Müteahhitler iş yapıyorlardı. Ve şu an hem iş yapma çünkü şu an Libya tamamen harabeye dönmüş bir vaziyette. Evet. Taş üzerinde kalmadı. Bir tarafta Kaddafi bombaladı. Daha sonra Fransa dönemi yani özellikle o 2011 Birleşmiş Milletler'le birlikte alınan kararla Fransa bombalandı özellikle o dönemde sivilleri, hastaneleri her yeri bombalayan, kamu yerlerini bile bombalayan bir devlettir Fransa. Gerçekten tam anlamıyla sadece bugün değil. Ruanda'ya bakın milyonlarca insanı katleden bir ülkedir. Cezayir geçmişi var. Evet. İtalya şu an Libya'da hiç sevilmez. Niye? Binlerce, yüz binlerce insan katlettiler orada. Ömer Muhtar'la Muhtar'ın vermiş olduğu mücadelede. Onun için sevilmeyen ve gerçekten geçmişleri tamamen, sadece geçmişleri değil, bugün de eli kanlı olan insanlardır, katillerdir bunlar. Türkiye'nin de burada özellikle hem petrol anlamında hem
işte bu deniz alanlarının, yetki alanlarını sınırlandırma anlamında, ama aynı zamanda da gerçekten orada kendi dediklerini söylüyorum. Libya'daki şu an meşru hükümetin, ki en haklı konumunda olan şu an Türkiye'dir orada. Katar'dır. Ve şu an son zamanlarda biraz İtalya Trablus hükümetini destekliyor. Birleşmiş Milletler desteklemesine rağmen Birleşmiş Milletler hiç bu anlamda kale alan devlete söz konusu değildir. Mesela Türkiye'de bazen şunu söylüyorlar, sol kesim ya da sağ kesim neyse fark etmiyor. Türkiye orada meşru olarak Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği hükümetten yanadır, ama Suriye'de tam tersidir diyorlar. Suriye'de de Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği şu an Nusayri yönetimidir, yani Esad yönetimidir. Ama arada bir fark vardır. Burada halk ayaklanmıştır. Yani tamamen bir halk ayaklanması vardır. Ve gerçekten %8 oranında bir Nusayri şeyi vardır, nüfusu vardır. Yıllardır böyle demir yumrukla idare edilen bir ülkedir. Ve tamamen bir halk ayaklanması vardır. Ve aynı zamanda da Türkiye habire oradan terör geliyor. PKK, YPG gibi terör örgütlerinin şeyleri vardır. Dolayısıyla iki ülkenin bu yönüyle birbirine benzemesi söz konusu değildir diye düşünüyorum. Evet, Allah razı olsun Ali abi. Bu anlamda söyleyecekleriniz yoksa bir başka soruma geçeceğim Ali abi. Şunu merak ediyorum Ali abi. İşte dün Irak, arkasına Suriye, şimdi Libya. Yarın neresi olacak? Bu gidiş nereye? Yani bu anlamda neden bu coğrafya huzuru bulamıyor? Yani tek sebep acaba petrol mü? Yoksa başka sebepler de var mı? Ve bölge halkları acaba ne yapmalılar? Burada yönetimler belki Batı'yla, güçlü devletlerle işbirliği yapıyorlar, ama halka baktığımız zaman halk çoğunluk itibariyle İslam'a meyilli, İslam'ı seviyor. Bildiği kadar aslında özgürlük istiyor. Talepleri de son derece normal ve haklı talepler. Ama bunları göremiyoruz. Yani bunlara ulaşmak zor oluyor. Çok ciddi, sizin de ifade ettiğiniz gibi halk ayaklanmaları olmasına rağmen süreçte manipüle edildi. Aslında halkın istemediği yönetimler tekrar başa geldi. Bu anlamda neler söylemek istersiniz Ali abi? Şimdi tabii petrol önemlidir. Yani 1900'lü yılların başlarında petrol bulunduğu zaman, yani mesela o dönemde İngiltere, Britanya İmparatorluğu, Hindistan bütünüyle kendi sömürgesiydi o dönemde. Biliyorsunuz Hindistan o dönemde bölünmemiş, parçalanmamıştı. Yani Bangladeş vardı, Pakistan vardı. Birlikteydi bunlar. Keşmir birlikteydi. Koskoca bir kıtaydı. Orası tamamen Britanya, yani İngiltere'nin sömürgesiydi. Özellikle iki nedenden dolayı Osmanlı'ya karşı çıkıyordu. Osmanlı yıkılmasını, parçalanmasını istiyordu. Birincisi halifenin bir fetva vermesiyle acaba orada bir karışıklık çıkabilir mi? Çıkma ihtimali vardı. Çünkü Müslümanlar bir aile nüfusu olan bir yerdi orası. Bir, bundan dolayı çekiniyordu. İkincisi, ta Afrika'nın güneyini, yani Ümit Burnu'nu dolaşmak suretiyle ancak Hindistan'a gidebiliyordu. Bu da hem zaman olarak hem de maddi olarak bir zarar ya da imkansızlık, bu anlamda zarar söz konusuydu. Ama daha sonra petrol da çıkınca bu bölgede artık Osmanlı'nın mutlaka parçalanması gerekiyordu. Evet. Dolayısıyla bu şeyin arkasında Churchill'in de zannediyorum bir damla kan, bir damla petrol diyordu. Yani bu kadar onlar açısından önemliydi. Tabii sadece bu bölgede artık petrol elbette önemlidir, ama aynı zamanda su kaynakları. Aynı zamanda stratejik olarak önemli ve su kanallarını bulması. Mesela işte Süveyş kanalını bulmuş olması, işte İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nın olmuş olması, Hazar Denizi'nin olmuş olması. Yani bütün bunlara baktığımızda bu yönüyle bu bölge kolay kolay bunlar tarafından, biraz önce söyledik, Bab-ül-Mendeb Boğazı mesela. Yani bunlar gerçekten çok, ya da Hürmüz Boğazı mesela. Bu yönüyle kolay kolay bunlar bırakmazlar. Çünkü kendilerinin beslendiği, iştahlarını kabarttığı yerlerdir bu yerler. Bunlara karşı elbette ki belki söylenecek şey çok kolaydır, basittir. Ama yapmak da çok o kadar zordur. Çünkü buralardan menfaatleri olan ülkeler, özellikle bu ülke halklarının, burada yaşayan halkları da kendi işlerinde çatıştırmak için yoğun bir gayretleri vardır. Yüzyıllardır bunlar üzerinde çalışma yapıyorlar. Özel birimler vardır. Think tank kuruluşları vardır. Yani nasıl biz buraları elden çıkarmayız, ya da nasıl elden çıkarma durumu söz konusu olduğu zaman birbirlerine düşürürüz.
1910'lardan itibaren, yani İttihat ve Terakki'nin yönetime geldiği andan itibaren Şerif Hüseyin olayı. 3 tane oğlu ile birlikte İngiltere'nin nasıl Osmanlı'nın arkasında kuyusunu kazdırdığını görüyoruz. 1915'te onlarla anlaşıyor. 1916'da daha değişik bir şey yapıyor. Ama daha sonra bölgedeki bir takım şeyleri, halkın sevdiği, mesela Mahmut Berzenci vardır. Kürt liderdir. Gerçi bu Kürdistan diye bir devlet kuruyor o dönemde. Bunları da kandırıyor. Ya da mesela Abdülaziz İbni Suud onu kandırıyor. Yani böyle çeşitli şekillerde kandırmak suretiyle bu halkları birbirlerine düşürerek zayıflamalarını ve dolayısıyla daha sonra da bir büyük abi olarak devreye girerek onların arasını bularak onlar nezdinde kabul gören bir yer haline geliyor. En önemli şey burada şudur. Müslümanların tekrar yeniden Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir araya gelerek ve sadece bunu esas alarak innemel müminune ihvaton diyor. Kardeşliği de yine bu iki temele, bu iki zemine oturtmak suretiyle ancak o zaman bu emperyal devletlerin buradan sökülüp atılması mümkün olur. Bugün sözde İslam değil, sözde Müslümanlar değil. Müslümanım diyor ama her türlü pisliğin içerisinde de, bu anlamda değil. Ve gerçekten sadece İslami anlamda Allah rızası için ve sadece tevhidi anlamda bir anlayışla hareket eden insanların, toplulukların bir araya gelmesiyle, halkların bir araya gelmesiyle. Onun için Müslümanların çok uyanık olması gerekiyor. Yani bu tür çatışmalar, bu tür tartışmaların bir şekilde bırakılarak en azından bütünüyle her konuda bir araya gelemiyor isek de en azından belirli alanlarda ittifak kurmak suretiyle Hasan el-Benna'nın sürekli söylediğim ve çok hoşuma giden bir sözü vardır. İttifak ettiğimiz konularda bir araya gelerek iş yapalım diyor. Muhalif ya da ittifak etmediğimiz konularda da birbirimizi mazur görelim diyor. Birbirimize dokunalım. Yani onun için bugün bu bölge halkları, Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle kim varsa, hangi ırklar, hangi kavimler varsa bu kavimlerin mutlaka Türk kavmi, aslında Türk milleti deniyor. Bunlar doğru ifadeler değildir. Kürt milleti doğru değildir. Arap milleti doğru değildir. Biz Kur'an'ı terimle söylediğimiz zaman bunlar kavimlerdir. Her peygamber kendi kavmine gönderildiği zaman zaten ey kavmim diye hitap ediyor. İbrahim milleti derken İbrahim din, oradaki din kastediliyor. Onun için bizim açımızda önemli olan bu bölgede yaşayan kavimlerin mutlaka ve mutlaka bir araya gelmek suretiyle ve sadece Kur'an ve sünnet çerçevesinde birlikteliklerini oluşturarak. Bu kolay mıdır? Kolay değildir. Ama umut ediyoruz ki, yani tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini yeni ilan ettiği o dönemde Medine'de birbirleriyle savaşan, yıllardır birbirleriyle savaşan Evs ve Hazreç arasında bu az savaşlarını sona erdiren İslam'dır. Hani ayette diyor ya, Ali İmran suresi 103. ayetinde, kalplerinin arasında diyor biz ülfet meydana getirdik diyor. Fe'ellefe beyne kulubikum diyor. Onların diyor sizin kalpleriniz arasında ülfet, dostluk, sevgi meydana getirdik ve Allah'ın nimeti sayesinde sizler kardeşler oldunuz diyor. Oysa diyor siz ateş çukurunun kenarındaydınız diyor. Ateş çukuruna yuvarlanmak üzereydiniz. Evet. Allah sizi kurtardı. İnanın şu an bölge halkları, şu an yani ateş çukuru derken cehennem anlamında söylemiyorum ama her zaman böyle bir felaketle karşı karşıyalar. Yani sürekli katliamla, sürekli işte bu tür şeylerle karşı karşıya olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın bu felaketlerden kurtulmanın yolu tekrar el birliği yaparak ve tıpkı orada kalplerimizin arasında Rabbimden umut ve temennimiz, duamız ülfet meydana getirmek suretiyle bir araya gelmek, birlikte hareket etmek ve dolayısıyla o zaman işte ne Amerika burada durabilir, ne İsrail burada durabilir, ne İngiltere gelebilir, ne bir başka ülke gelebilir. Umut ve temennimiz budur. İnşallah bu temennimiz ve duamız gerçekleşir diye dua ediyorum. Allah razı olsun Ali abi. Çok teşekkür ederim. Radyo Denge dinleyicileri, bu akşam Ali Kaçar abimizle Libya'yı konuştuk. Libya'nın geçmişini, Libya'nın coğrafi konumunu, Libya'da Ömer Muhtar'ı konuştuk ve Libya'nın şu andaki bulunduğu iç savaşa değindi. Değerli abim, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok detaylı, güzel bilgiler verdiniz. Allah razı olsun.
gerek şahsım adına, gerek Radyo Denge adına Ali abi size çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizi bilgilerinizle aydınlatıyorsunuz. Ve sonuçta söylediğiniz gerçekten düşündüğüm zaman galiba bu bölge halklarının başka şansı da yok. Yani biz Kur'an'a sarılmalıyız, İslam'la kardeş olmalıyız. İslami anlamda birlikteliğimizi oluşturursak gerçekten yaşadığımız acılardan ve sıkıntılardan Allah'ın izni ve yardımıyla kurtulacağımızı ben de umut ediyorum. Değerli dinleyiciler, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ali abim, dinleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Programı kapatacağım. Yani, hani çokça kullandığımız bir ayettir. Va'tasimu bihablillahi cemiyan diyor. Evet. Allah'ın içine sarılın diyor. Sımsıkı sarılın diyor. Tek tek demiyor. Cemiyan, evet. Topluca diyor. Umut ve temennimiz Allah'ın ipi olan Kur'an'a, Allah'ın ipi olan İslam'a birlikte cemiyan topluca sarılmayı Rabbim bize nasip eder inşallah. Amin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Ali abi. Değerli dinleyiciler, Ali Kaçar abimizle canlı Libya'yı konuştuk. Libya ile ilgili programımızı sonlandırıyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir başka zaman diliminde, bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.